Evet. Başladık mı? Ses var mı şu an? Var herhalde. Evet geliyor. Şunun Ses sesini de var mı şu kısmam an? lazım. Var herhalde. Evet geliyor. Sesim. Evet, ikinci bilgisayarın da sesini kıstıktan sonra giriş yapabiliriz. Evet, her şeyimiz hazır. Segolas ekranlarına hoş geldiniz arkadaşlar. Yepyeni bir video ile, daha doğrusu canlı yayın ile sizlerleyim. FIFA kariyeri bugün planlıyorum. Geçtiğimiz günlerde malumunuz hayatını kaybeden değerli futbolcumuz Ahmet Çalık anısına bir Konyaspor kariyeri planlamak istedik. Şöyle teknik direktör olarak seçimimizi yapıp başlayalım. Fazla da vakit kaybetmeyelim. Değerli futbolcumuz Ahmet Çelik. Ahmet Çelik'in ailesine, takımı Konyaspor'a, yani tüm futbol camiasına da başsağlığı dileyelim buradan. Şimdi kendimize bir teknik direktör şekli seçmemiz lazım. Tarzını en iyi yansıtan teknik direktörü seç. Evet, iki kullanıcı izliyor diyor şu an ekranım bana. Biri benim zaten. Diğeri de buradaysa, kendini belli ederse seviniriz. Bu arada Galatasaray arması olmasının sebebi benim girişte Galatasaray'ı seçmiş olmam. Tuttuğunuz takım muhabbeti var, belki bilenleriniz bilir. Ondan dolayı Galatasaray amblemi var. Şimdi şu takım elbiseli arkadaşı seçeceğim. Benim tarzımı biraz daha yansıtıyor. Evet. İsimden şöyle hemen bir düzeltme yapalım. Şöyle diyelim. Hemen hızlı bir şekilde. Küçük harf. Evet, uyruğumuzu hemen seçelim. Şöyle hızlı. Evet. Allah kahretmesin. Ben T'ye gidemiyor muyuz? Ne gidiyormuşuz, iyi ya. Evet, Türkiye dedik. İlerle dedik. Şimdi ilerle demeden önce geri gelmem lazım. Eyvah eyvah. Mevcut kulüp diyeceğiz. Konyaspor alacağım. Evet, hadi bakalım. Bu arada oyundan Ahmet Çalık çıkarıldı. Yani FIFA böyle bir karar aldı. Ahmet Çalık'ı oyun içerisindeki o profili oyundan çıkardı FIFA. Bunun bildirisini de yaptı. Şimdi buralarda çok vakit kaybetmek istemiyorum arkadaşlar. Buraları hızlı geçeceğim. Daha sonra da ayarlanabilir kısımlar çünkü bunlar. Maç sonu profesyonel oynayacağım. Yani dünya klasında, daha üst seviyelerde henüz çok iyi oynayamıyorum. O yüzden profesyonel devam edeceğim. Devre arasına 5 dakika tutalım. Fazla uzun olmasın. Para birimimiz Euro. Avrupa kupalarımız etkin. Kulüp devre. Kariyerin başından nakit akışı al. Ya nakit akışı almayalım ya. Mevcut şeyle devam edelim. Bütçeyle devam edelim. Görüşme katılığı. Yani bu arası olsaymış keşke ama ya. Gevşek katı. Pek şey olmamış sanki. Gevşek mi olsun? Transfer görüşmeleri için kulüp ve oyuncu katılığını belirle. Yani katı desem transferler zorlaşacak. Gevşek desem nasıl satayım, hangi futbolcu nerede belli olmayacak. Aa, neyse. Şöyle diyelim. Bu arada 1080p yayın alabiliyor muyuz acaba şu an, onu merak ediyorum. Alıyoruz galiba. Ben mi görünmüyorum peki? Ben görünmüyorum değil mi? Ben niye görünmüyorum? Ben ekranda görünmüyorum galiba ama sesim geliyor mu? Görünmeye başladım değil mi şu an? Evet. Kendimi nasıl kapattım onu da bilmiyorum. Tamam. Şimdi. Maç solo dedik. Transfer dönemi dedik. İlk yaz transfer dönemi tabii ki. Bu başlar başlamaz transfer dönemi etkin olsun mu diyor. Ya olsun, çok şey değil. Milli takımlar için tabii tabii kabul ederiz. Evet, burada da ayarlarımız tamam. Parlamaya hazır mısın diyor kendileri. Dün de canlı yayınım vardı. Kimse yoktu. Bugün de kimse yok.
İnşallah zaman sonra, yani belli bir zaman sonra buralar yeşillenir diye ümit ediyorum. Şimdi yeni kariyer modu diyelim. Şunu da kaydedeyim. Konya Spor olarak kaydedelim. Evet. Bayanlar, baylar, yeni Ve evet, hocamıza yeni hoş geldin hocamız. diyelim. Konya Spor'un yeni hocası. Oyundaki şeye benziyoruz ona. Mustafa Muhammed'e benziyoruz biraz. Evet. Şimdi bunlara katılalım mı? Tabii katılalım bence. Sezon başı için güzel paralar veriyor. Çünkü bana şekli daha böyle güzel. Şampiyonlar Ligi Kupası'na benziyor. Tavrı UEFA Kupası'na benziyor biraz. Neyse, Avrupa ne bu? Enternasyonel Kupası mı? Buna katılalım. Bir de kurtarabilirsek şeyi. Nedir onun adı? Kupayı da kaldırabilirsek güzel olur. Ve transfer bütçemiz 4,8 milyon. Maaş bütçemiz 59 bin euro. Evet, şimdi yönetimin bizden beklentilerini hemen bir şöyle bir göz atalım. Zaten buradaki güven reytingini şurada da göreceğiz. Burada da hemen şuradan bakalım altyapıdan. Kısa süreli altyapı hedeflerimiz genç takımına defans oyuncusu pozisyonundan bir oyuncu transfer et diyor. Takımda aynı pozisyondaki oyuncuların ortalama genel reytinginden yüksek potansiyonu 25'teki. Tamam, bunları ayarlarız. Bu sezonki iç saha maçlarında 7 maçta en az bir gol attığın seri yap. Yani 7 iç saha maçında 7 iç saha maçında peş peşe yapılan 7 iç saha maçında en az bir gol attığın bir gol attığın seri yap diyor. Gol atmadığın iç saha maçı olmasın diyor. Atarız herhalde. Atarız da kazanır mıyız? Onun sözünü veremem ama. Şimdi onun sözünü vermeyeyim. O kadar büyük beklentilere girmeyelim. Oyuncu maaş artışını %5 oranının altında tut. Süper Lig'i orta sıralarda bitir. Türk Şampiyonası çeyrek finale kalmamızı bekliyorlar. Süper Lig sezonunda Avrupa kupalarına katılma hakkı kazan. Oo. Peki. Deneriz. Deneriz, deneriz, deneriz. Bildirimleri hemen şöyle bir göz atalım hızlı bir şekilde. Konya Spor Yönetim Kurulu Avrupa Enternasyonel Kupası. Zorlu bir sezon. Cart curt falan diyor. Genç Teknik Direktör raporu. Hemen şuradan bir Genç Teknik Direktör şeyine gidelim. Bunlar kim? Bunlar kim abi? Bunlar benim oyuncularım mı? Kariyer Kadro Merkezi Gelişim. Ha, bunlar genç takımdan. 15 yaşında. Hannibal. Potansiyeli var bak bu çocuğun. İyi bir yerlere gelebilir. Johnson. Bu kardeşinden bir şey çıkmaz ama şu kardeşi değerlendireceğim ben ya. Hannibal'ı. Türk müsün sen? Uyruğun ne? Senin Portekizlisin. Seni ben A takımı yükselteceğim ya biraderim. Yükselteyim seni. Ne diyor? Ha, çok genç diyor. Tamam, o zaman gelişimi biraz devam etsin. Sıkıntı yok. Vizyonumuz, beklentilerimize baktık. Serkat Yılmaz bize ilk raporunu göndermiş. 15 oyuncu raporu var. Şimdi bu rapora gelmeden önce, tamam mı? Öncelikle biz bir kendi şeyimize, bir kadromuza bir bakalım. Kim var, kim yok? Halil Dervişoğlu falan filan, bak bunlar. Bakacağız. Önce bir kulüp kadrosunu bir görmek istiyorum. Şimdi bir kere santrfora ihtiyacımız var gibi. Şimdi şu Çıkalı'nın yerine kim oynuyor? Hasan. Hasan. 73 overall. Takımdan memnun. Özellikle de fena değil aslında. Sert kafacı. Sağ ayak, sağ ayak. Kaç yaşındasınız peki siz? Yaş. Yaş yok mu? Yaşa nereden bakıyorduk ya? Neyse. Kravets var. Empoku var. Çağrı mı? Çağrı'nın adını hatırlayamadım. Oo, sert serbest vuruşçu, uzun pasçı, füzeci. Bak, böyle özel yetenekleri olan futbolcuları çok seviyorum. Şimdi abi. Aniç'in yerine kim oynuyor? Oynatmak istesek kim oynar? Aniç'in yerine. Demirbağ falan filan çağıran. Bir tane kesinlikle stoper ihtiyacım var. O net. Bir tane forvet arkası.
Tane forvet arkası kesin. Gerçi Mpoku var burada. Hadi forvet arkasını da şimdilik tutalım. Çıkalişi. Yani net bir tane stoper ihtiyacım var bir kere benim. Şimdi Çıkalişi'nin yerine az kadromu Hasan'ı oynatacağım. Dikmen. Dikmen. Dikmen'i yerine kime oynatabiliriz diye bakıyorum. Çok da aman aman bir futbolcum yok zaten. Evet, yeni izleyici arkadaşlarım var. Hoş geldiniz diyorum arkadaşlar. Sohbete yazabilirsiniz. Tanışmış oluruz. İyi olur. Sohbet tadında ilerlersek daha keyifli olur diye düşünüyorum ben. Şimdi şu Dikmen'in yerine bir oyuncu alacağız, tamam mı? Bir tane de stoper alacağız abi. Yani benim görmek istediğim şey şu. Şimdi bu adam orta saha, tamam mı? Bu adam stoper. Bir orta saha bir stoper alacağız. Hayır, kaydetme. Aa, niye kaydetmeden çıktım? Çıkaleşinin yerine Hasan girecek. Çekicinin yerine Mpoku'yu alıyoruz. Ondan sonra Dikmen'in yerine kimseyi alamıyorum işte, anladın mı? Hadi Çağrı'nı alayım. Şu oyuna da İlkay mıydı ya? İlkay Çağran gibi geliyor şu an, ismi ona çağrışıyor. Neyse, bir tane orta saha bir tane stoper diyelim. Bir geri gelelim, hemen bir bakalım. Önerilenlerde bize orta saha stoper kimler var, onlara bir bakalım. Evet, orta saha stoper arayışımız devam ediyor. Abdülkadir genç yetenek. Serbest kalma bedeli 19 milyon mu? Abi siz şaka mısınız ya? Ya 19 milyon Trabzonspor nerede görmüş Allah aşkına ya? Şimdi bize bir kere orta saha önermemiş. Yetenek avcısının sundukları arasında şey yok. Nedir onun adı? Stoper ve orta saha yok. Hemen ofise tekrar bir geri döneceğim. Altyapıya da bakacağım bu arada. Yetenek avcılarımdan biriymiş. 15 bölge izleniyor. Bak, bu da müsait. Bunları da gönderelim. Babacım sen bana, tamam mı? Sen bana ne yap biliyor musun? Kuzey Avrupa'dan. Abi İngiltere'ye git. Ha, İngiltere'de var mı? Peki. Abi İspanya'ya git. Tamam mı? İspanya'da ne var ne yok topla abi. Tamam mı? Aslında sen Portekizlisin. Senin Portekiz... Dur, yanlış oldu. Seni... Dur. Oğlum seni... iptal edemiyoruz. Hemen çıktın mı yola ya? Allah Allah. Ya seni İspanya, seni Portekiz'e gönderecek. Neyse, tam tersi olsun. Güney Avrupa abi. Sen de Portekiz'e git. Olmazsa orada yer değiştirirsiniz. Tamam mı? Seni de Portekiz'e gönderdim. Şu an yetenek avcısı tutmayacağım. Mali durumu çok şeye sokmak istemiyorum. Zora sokmak istemiyorum. Efendim, bir tane şimdi transfer kadrosu. Bir dakika. Küresel transfer ağı. Ha, bunu kurduk zaten. Abi şimdi oyuncu arayacağım, tamam mı? Bana defans ver. Stoper ver. Stoper ver, tamam mı? Nereli olduğun hiçbir önemli yok. Transfer durumu. Hepsi. Aslında serbest de alabiliriz ya. Serbest. Şu an yaşı hiç takılmayacağım. Bana bir aramayı gösterir misin? Abi yaşa takılmayacağım dedim de yani. Bu kadar da olmaz ama ya. Nerede ayaksız adamlar verirsen tuttu buraya. Listeledi ama olmaz ki böyle ya. Dur. Abi serbest değil. Sadece serbest değil. Bana hepsi, tamam mı? Bu arada overall seçemiyoruz herhalde, değil mi? Şu overall'da olsun diyemiyoruz. Abi şu yaş aralığında olursa daha çok mutlu olacağım. Aramayı gönder diyorum. Tamam mı? Bu ne? Veysel Turşucu. Abone olmuş. Veysel hoş geldin diyorum kardeşim sana. Bildirimi ben Windows'tan aldım. Keşke şeyden alabilseydim.
yayından alabilseydim. Veysel Turşucu kardeşime hoş geldin diyorum tekrardan. Stoper arayışımız devam ediyor. Efendim. Şunu şuradan kapatalım. Şuradan evet. Bak bir gidip gelebilir. Heh, gitti geldi tamam. Ya bu arkadaşların şeylerine bakmamız için önce izletmemiz lazım değil mi? Scout ekibine bunları izletmemiz lazım. Peki formu iyi diyor. Abi ben zar atmayayım boşa ya. Bunlardan bir tanesini izleteceğim ama yani bana güçlü, top kesen, soğukkanlı, kafa isabeti olan bak bu çocuk olabilir. Bu çocuk olabilir abi. Bak hem genç hem Lille'de oynuyor. Tamam mı? Cezayirli mi? Hangi ülkeli? Tam emin değilim. Güç, top kesme, zıplaması tam aradığım özellikler. Sen abi direkt transfer merkezinde görüşelim sen de biz ya. Direkt görüşelim. Hatta kiralama çocuğu bize çok uygun fiyata vereceklerini zannetmiyorum. Genç yetenek diye düşünüyorum. Kiralık vermek istemiyor. Tamam satın alalım. Satın alırız abi, sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Satın alırız. Teşekkür ediyorum Veysel, hoş buldum abi. Hayırlı yayınlar demiş Veysel kardeşim. Teşekkür ediyorum. Evet, şuraları hızlı geçiyorum o zaman. Buralarda oyalanmayalım. Şimdi ben buna oyuncu değişimimi teklif etsem kimi teklif edebiliriz ki? Benim stoperlerimden kimlerim var? Abdülkerim Bardakçı vermem. Adil Demirbağ'a da vermem. Yani almazlar zaten. Ben bunlara bir transfer ücreti teklif edeyim. Hatta şöyle yapalım. Yani bu çocuğu çok ucuza vereceklerini zannetmiyorum. O sebepten şöyle 3 milyondan kapıyı açacağım. Muhtemelen kovacaklar bizi ama dur bakalım. Aa! Ulan verdi adamlar 3 milyonu. Vallahi verdiler çocuğu ya. Helal olsun ha. Hiç ümidim yoktu. Hiç ümidim yoktu. Abi şimdi sıra geldi. Evet Fas demiş bu arada uyruğu. Abi çocuk çok iyi ya bence. Genç yetenek. Hala şeyine bakamadık ama. Overall'ını çözemedik. Evet. Şimdi bu arkadaşa. Diyor ki bizi kabul ettiğiniz için teşekkürler. İlk 11'de oynamayı sürekli istiyor. Tamam kabul ederiz zaten. Ben de onun için aldım. Hiç sıkıntı yok. Kabul ederiz. 4 kullanıcı olduk bu arada. Yayınımız yavaş yavaş kalabalıklaşmaya başlıyor. Bu benim için sevindirici. Arkadaş 5 yıllığına gelir misin sen bana? Oo harika. Harika abi. Bak kemik kadroyu kuruyorum. Serbest kalma bedeli. Yok abi öyle parayı verip seni benim elimden almasınlar. 5700. Abi o zaman şöyle yapacağız. Madem illa da şey istiyorsun. Ben bu adamı 3 milyona mı aldık? Evet 3 milyon aldık. Abi oyuncu değeri için internette Sofifa var. Oradan reytingi de görebilirsin. He mantıklı. Mantıklı. Ama heyecanlı mı kaçırırız öyle ya? Ya da şöyle mi yapalım? Hani bir sonraki işte videoda hani bir kadro şey yaparız böyle hani atıyorum işte stoper lazım, santrfor lazım veya işte sağ bek lazım. Kimleri bulduk? İşte o şeyden Scott ekibi bize kimleri getirdi? İşte A oyuncusu, B oyuncusu. Onlara bakıp şey mi yapalım internetten? Ona göre mi transfer edelim diyorsunuz? Abi ben bu adamı 8 milyondan aşağı bırakmam. Onu söyleyeyim. Hatta şöyle. Burada bir oyun hilesi yapacağım. Tamam mı? Aslında 9 milyona biz bu işi bağlarız. İleride. 5 milyonu da tutturdular abi ya. Tamam abi 5 milyon tamam. Tamam. Ya çok bu şeylerde oyalanmak istemiyorum. Oyuncu ne istiyorsa şu an kabul ettim. Zaten şu şey parasını da alırsak, şu kupayı kazanırsak tamam mı?
Bizim için güzel olacak. Şimdi abi bana bir tane de şey lazım. Santrafor lazım mıydı bize ya? Yok, orta saha lazım bize. Şimdi bana bir tane de şuradan orta saha. Abi orta sahanın neresinde? Sağında mı kalıyor orası? Yoksa MO mu oluyor? Merkez orta saha olsun. Tamam mı? Merkez orta saha olsun. Yani oyuncuya mesela fazla para vermiş olabilirsin. Orada şey gösteriyor mu? Yani oyuncunun mesela transfer edilebileceği ücreti görebiliyor muyuz? Veysel, ne diyorsun? Benim için o önemli. Yani overall da önemli değil. Ucuza alacağımız topçuyu şey almayalım. Pahalıya almayalım. Yani herkese ederi kadar para vermiş olalım yani. Yoksa overall şu an çok önemli değil bizim için aslında da. Ya atıyorum işte bu oyuncu belki 2,5 milyona da alınabilirdi. Biz kalktık şu an 3 milyon lira para verdik. Ben öyle anladım yani şu an senin söylediğini. Şimdi abi. O harika. Tamam. Bundan sonra o zaman öyle yapalım. Aslında şu an telefondan da bir yandan şey yapabilirim. Takip edebilirim oyuncuların şeylerini ama. Tadı kaçmasın. Bu videoluk o potansiyelini. Ha, overall'ını da görüyoruz. Harika. Bir dahakini öyle yapacağım Veysel. Bir dahakini öyle yapalım abi. Bir dahakini öyle yapalım. Şimdi aramayı gönder diyelim. Bir orta saha bakalım kendimize. Hatta mesela bak. Çeviklikten hızlanma şu. Yok, bir dakika. Daha böyle. Nasıl diyeyim? Şeylerini göremiyorsun. Bak mesela çocuğun şeyi yok. Fotoğrafı yok. Serbest kalma bedeli ucuzdu. Dayanıklılık. Aynen öyle diyorsun. Tamam kardeşim. Bak işte o zaman bir tane deneyeceğim, tamam mı? Şimdi şuradan kimi deneyelim mesela? İyi olduğunu düşündüğüm Avustralyalı var. Ufuk Akyol. Kısa pas, uzun pas. 2,5 milyona da serbest kalır diyor. Aslında bu çocuğu da takıma getirebiliriz. Ha, bunun mesela Ufuk Akyol'un şeyine bakalım. Overall'ına bakalım. Boşu boşuna zıplamış olmayalım. So FIFA değil mi? So FIFA. Giriyorum abi. Girdim. Efendim. Şu an bulamadım yalnız. Dur şöyle yapayım. Şöyle yapayım. So FIFA. Ufuk Akyol diyeyim. Ufuk Akyol. Bana direkt gösterecek mi acaba? Aa, vallahi gösterdi. Genel reytingi 66'ymış bu çocuğun. Potansiyeli de 70. 70'e kadar çıkar diyor. Abi o zaman yok, Ufuk olmaz bir kere. Murat Cem Akpınar olur mu? Ne diyorsun? Murat Cem Akpınar'a bakalım. Veya senin tavsiye edeceğin şu an varsa bana Veysel, onu da transfer edebilirim şu an. Orta saha arıyoruz takımımıza. Abi şu topçu iyidir dediğin. Yani 70-75 overall arası. Yani 69 üzeri diyeyim, yani 70'in altında şey olmasın. Kadroda oyuncu olmasın. Abi ha, Murat Cem Akpınar diyeceğiz. Murat Cem Akpınar. So FIFA. Murat Cem Akpınar 63. Taylan olabilir. Antalyalı mı? Taylan gelişiyor mu ki ya? Benim için o da önemli. Taylan Antalyalı. So FIFA. Taylan 73 rating, 76'da potansiyeli var. Aslında olabilir ya. Evet, doğru diyorsun. Doğru diyorsun kardeşim. O zaman doğrudan oyuncuyu arayalım. Şöyle geri geleyim. Onu şuradan mı arıyorduk? Transfer merkezinden mi arıyorduk? Yok. Direkt oyuncuyu ben nasıl arayacağım abi? Direkt oyuncuyu aramak istiyorum. Buradan değil. Oyuncu ara. Ha, oyuncu adı var mı zaten onu? Pardon. Taylan, Antalyalı. Taylan'a şöyle bir teklifle 7,5 milyon abi, 7,5 milyon serbest kalma şeyi var. Bedeli var. Biz bunu 3-4 milyona bilmiyorum. Alabilir miyiz? Ne diyorsun?
Ya isteyenin bir yüzü kara, vermeyenin iki yüzü kara, anasını satayım. Hadi bakalım. 4 milyondan açarım. 4 milyondan açarım, fazlasını vermem. Abi 4 milyon sana. Tamam, bir dakika. Düzenle. 4 milyondan fazlası olmaz. Teklif. Size 4 milyon euro teklif ediyoruz. Aha, 4.400. Süper. Süper abi. Tamam, süper. Verim verim, 4.400 verim, hiç sıkıntı değil. 4.400 verim abi. Şimdi gel abicim. Hayla. Evet, konuşacak çok şey var falan filan. Abi önemli diyelim. Fazla abi, Sofya'da filtreleme de var. Mesela gen aralığına vereceğim parayı gir. Orada bir sonucu çıkar. Oo. O iyi. Öyle bir özellik de varsa iyi, ama şu an çok şey yapamadım. Hani ben böyle yayın aksamasını istiyorum. Şimdi o topu oraya bir dalarsa çıkamam. Çok detaylı girerim. Çıkamayız bu sefer. Hani bir iki maç da böyle oynayalım. Maç da yapalım. Ama sen bakarsan beni çok mutlu edersin kardeşim. Hani oradan bakıp abi şu var bu var. Şu gider takıma, bu gider falan. Onu alalım, bunu alalım, şunu alalım gibi değerlendirin mutlaka onları. Abi senin takımdaki yerin önemli. Tamam mı? Bunu kabul edemeyiz. Beklenen sakatlanma için her hafta ilk 11. Tamam ulan. Tamam, ilk 11. Tamam. Tamam. 2 yıl boyunca kulübümüzde karşı. 2 yıl olmaz. Yani en az 4 yıl. Abi bunlar hiçbir şey kabul etmiyorlar ya. Tamam, 2 yıl. Serbest kalma bedeli düşünmüyor. Tamam. Tamam, biz de istemiyoruz. Maaş 20 bin falan filan, imza primine. Oha. Oğlum altı üstü bir kağıdı imza atacaksın ya. 145 bin euro ne abi? Sen onu bir dakika, onu bir düzenleyelim biz. 145 bin fazla. 100 bin, tamam mı? 100 bin. Yok, bir dakika. 100 bine, 100 bine buna 18, 100 bine 18, tamam. Abi 100 bin euro, tamam mı? Ben niye düzenleyemiyorum bunu ya? 100 bin. Allah Allah. Düzenleyemiyorum. Abi 100 bin. Olmuyor. Neyse, şu an çok şey yapamayacağım onu. Bir geri. Karşı teklif. Bonusu düzenli. Lan tamam, kabul edeceğim. Nasıl edeceğim ya? Edemiyorum da. Kaldı öyle. Abi niye? Şu an gelmiş olması lazım yayının. Az önce ben şeyi çözdüm. Veysel bu arada. Neden teklif edemediğimizi çözdüm abi. Çünkü transfer bütçem sıfır. Maaş bütçem eksi 22 bin şu an. Yani o yüzden bu adama hiçbir şey teklif edemiyorum. Yani doğal olarak görüşmeyi sonlandıracağız kendisiyle. Yayın geldi geldi. Ben az önce benim kısa yol tuşlarım, numlock tuşları. Onlara bastım. Hani niye olmuyor falan diye bir tribe girdim ya ben az önce. Ondan dolayı. Taylan'ı alamadık. Daha doğrusu şu an hiçbir oyuncuyu alamayacağız muhtemelen. Çünkü maaş bütçemiz eksi 20 bine düştü. Bu kadroyla iptal, bir dakika. Bu kadroyla mecbur devam edeceğiz abi. En azından şu an kadroya biz kimi aldık az önce? Stoper almıştık galiba. Ha, yanlış mı hatırlıyorum? Az önce biz kimi aldık? Ha, Aguzulu aldık. Tamam. Bu çocuğu oynatacağım ya. Çocuğu monte edeceğim takıma. Evet. Evet, kabul ediyoruz. Ama ben şu kadroda ufak tefek şöyle değişiklikler yapmak istiyorum. Mesela nedir o değişiklikler? Bir kere 4-2-3-1 değil de daha böyle 4-5-1 tarzı bir oyun güzel olacak diye düşünüyorum.
Hata dönük olsa ofansif olur. Bu daha iyi. Bu daha iyi. Taktiğim dengeli, genişliğim 50'de kalsın. Çok fazla ileride yakalanmayalım. Hücumda hızlı oyun kurup abi ileri koşularla atağa çıkmak benim için daha iyi olacak. Genişliği biraz açabiliriz, evet. Genişlik olabilir. Ceza sahasına çok yüklenmeyelim. Geri dönen toplarda bu sefer eksik kalıyorum. İki kişi yeter. Serbest vuruş da aynı. Şimdi roller. Bu rolleri tek tek veririm normalde ama şu an bunlarla uğraşmayacağım. Kaydetmek istiyorum, evet. Bu ince ayarları ben şeyde yaparım. Bence yeni stoper yerine kim o? Adil oynasın abi. Adil'de biraz potansiyel var. Adil. Adil. Peki. Adil nerede? Adil'in soy ismi ne? Veysel. Adil Demirbağ mı? Adil. Söyle Demirbağ, tamam. Abi Adil Demirbağ'ı aldık o zaman. Biz bu çocuğa şey mi teklif etmiştik ki az önce? O yüzden ben oyunu aldım. Hani ilk 11'de oynayacak paso diye. Kendisiyle anlaşmıştık, sonra morali bozulup terk edip gitmesin bizi. Abi evet. Buraları hızlı simüle ediyorum. Hemen. Hızlı bir şekilde. Hatta bizi direkt maç gününe atsın ya. Aynen, bizi maç gününe atsın. Şu ofisten ne diyor? Merhaba hocam. Tüm kadrodan İttifak Holding adına teşekkür etmek istiyorum. Sağ ol canım için. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ ol. Hadi. Hadi, ben de çok mutluyum. Hadi. Çok da heyecanlıyım ha. Abi nabza göre şerbet vereceksin bu oyunda. Devam ediyoruz. Evet, hadi bakalım. Falan filan, özelleştir. Yani inşallah Veysel, inşallah gitmez abi. 3 milyon para verdik, boşa gitsin istemem. Şimdi geri gelelim. Oyna diyelim abi. İlk maçımıza böylelikle başlayalım. Buraları geçeceğim. Yayın kalitemiz falan nasıl şu an? Sel, bir sıkıntımız var mı? Görüntüde, kalitede donma, aksama vesaire. İnşallah yoktur. Empoko. Orta alanda. Hacı Ahmetoviç. İyi gördü. Bitigi. Kim bu ya? Bitigi. Bitigi diye okuyacağım bunu. Bitigi. Bitigi'ydi galiba ya. Yanlış hatırlamıyorsam. Hacı Ahmetoviç. Musa Çağran. Ya göz göre göre. Nereye atayım abi? Pas verecek kimse yok. Sağ taraf açıldı. Sağ taraf açıldı. Sağ taraf açıldı. Sakin. Sakin. Gençler sakin. Skubic. Aa. Zalazar. Zalazar gidiyor içeriye abi. Son çizgi yaptı içeriye. Sehiç. Hemen hızlı 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 hızlı. Hacı Ahmetoviç. Gençler bir kaçın bakayım. Ay. Empoku mu? Şut! Vurduk ona. Vallahi iyi vurduk. İyi vurduk. Neyse, iyi başladık maça. Maçı iyi başladık. Kimle oynuyoruz ki ya? Bu takım nerenin takımı? Ona da hiç bakmadık. Gürler. 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 Gürler, ne yaptın Gürler? Gürler. Çok heyecanlısın, yapma. Enrique. Sergio Enrique. Sağ tarafta Ojeda'yı gördü. Abdülkerim. Skubic. Ver tekte. Çok güzelsin. Bak kaçıyor.
Ver ona. Bir daha. Çok iyisiniz. Yap. Yap ortam içeriye. Vur kafayla. Hacı Ahmetoviç. Hacı Ahmetoviç'in presi. Aulanton. Henry'yi gördü. Henry. Sergi Henry. Kontrol. Baktı içeriye. Zalazar. Zalazar vurdu. Kim o? Sehiç. Sehiç iyi çıkardı. Köşe vuruşu kullanıyor Anton'la. Yapma abi yap. Lan ne oluyor, izliyor. Aa, Sehiç böyle izleme bak. Böyle izlersen çok şey yapamazsın yani, duramazsın o kalede. Kaçtı mı oradan? İyi gördü, iyi gördü Musa. Musa'yı gördü. Gürler yap ortanı oğlum. Vur oğlum kafayı. İşte bu. Bak işte bu, tertemiz. Tertemiz abi, kupayı Konya Spor'un müzesine getireceğiz. Başka yolu yok. Başka yolu yok abi. Konya Spor 1-0 önde. Henry. Sakin, sakin. Hacı Ahmetoviç ortalanda. Musa Çağran sağ kanatta Gürler'i gördü. Gürler Hasan. Tek top. Empoku. Empoku yetişirse büyük tehlike. Empoku. Empoku, Empoku yap artık hareketini. Yapın bir şeyler. Bir kafa daha gelir mi? Abi müthiş oynuyoruz ya. Müthiş oynuyoruz ya. Konya Spor yeni sezona ne kadar hazır olduğunu gösteriyor. Abi eğer oyuncu satarsan 4.8'e Jorginho var, 75 rating. He. Kaç yaşında? Abi yaşı da önemli bizim için. Hani şey istiyorum Veysel, hani yaş genç abi, anladın mı? Hani gelişebilir, gelişmeye müsait, potansiyeli olan. Hani bir sene oynayıp 30-35 yaşına gelmesin. Cilerme, Cilerme iyi girdi içeriye. Cilerme bir şut Hasan'dan. Lucho Garcia. Güzel indirdik, güzel indirdik. Hasan. Hasan bas, yap presi artık be. Zalazar. Medina. Oğlum hadi lan. Oo harika. Harika. Çok güzel. Ver tekte. Harikasın. Bu kim ya? Serdar Güler mi? Ha? Serdar harika. Serdar son çizgiyi yap ortanı Serdar. Serdar Allah kahretmesin seni Serdar. 29 yaş. Yani alınmaz değil. Hani bir tık genç olmasını tercih ederim ama ona da bakabiliriz. Hani aa kesinlikle almam diyemem. Hani gerçekten iş görür potansiyeli futbolcuysa 29 yaşında da alırız. O da problem değil. Tek de çok güzel. Çok güzelsin. Serdar yap son çizgi ortanı. Kim var orada? Kafayı kim vuracak o topa? Oğlum biriniz indirsin şu topu artık yere. Hacı Ahmetoviç. Ver pasını. Güzelsin. Bitigi. Bitigi yaptın ortanı. Vurdun kafayı. Oğlum. Musa. Serdar. Hadi son çizgi bir ortada. Çek topu geriye. Harika. Yaptın ortanı. Vur kafayı oğlum. La oğlum biriniz vurun şu topa. Olmayınca olmuyor bazı şeyler ya. Abi şuraya ön direği kes. Sert bir orta. Gönder. Lan Allah kahretmesin. Son anda oyuncu değiştirdim yanlışlıkla ya. Tamam biz de. Sakin sakin. Harika harika. Boğduk. Boğduk takımı. Boğduk takımı. Ver abi Empoku mu? Empoku yazdın onu. Abi inanılmaz boğduk şu an rakibi. İnanılmaz. Hasan vur. Oğlum. Güzel güzel güzel. Abi maç bizim. Kaçarı yok. Kaçarı yok. Kaçarı yok. Zaten basit bir takımla oynuyoruz. İlk maçı kazanmak bizim için iyi. Empoku iyi gördün Serdar'ı. Serdar iyisin. Serdar son çizgi yaptın ortanı Serdar. Serdar leş gibi orta yapıyorsun ya. Zalazar ve ilk yarının sonu diyor. Evet 4 kişi. Veysel var. Diğer 3 arkadaşım. Onun hissesi çıkmıyor şu an. Veysel o oyuncuya bakacağım abi. Jorginho'ya bakacağım. Ya birini satmamız lazım ama dediğin gibi.
Birini sat. İki tane de satabiliriz. Problem değil. Kadro dışı oyunculardan da iki tane satabiliriz yani. Evet. Empoko orta saha bekimi. Filip Suçek var abi. 21 yaşında 72 rating, 80 potansiyeli var. 3.3 milyon değeri var. Bak o daha iyi mesela. O daha şu an şey geldi bana. Mantıklı geldi. Musa verdim pasını. Skubic. Skubic. Atak yönü değiştir Skubic. Güzel. Ciler mi? İyi gördün. Evet. Hacı Ahmetoviç verdin topu. Bitigi verdin. Ciler mi? Yapıştırdı mı plaseyi? Ciler mi? Ciler mi? İyi kesti ama. Zalazar yemeyelim abi. Yemeyelim. İyi geldik bak şu dakikaya kadar. Savunmada hemen herkes kademeye. Ha güzel. Ne oldu lan? Offside herhalde. Tamam güzel. Hacı Ahmetoviç. Tek toplar güzel. Bu kanadı iyi kullanıyoruz. Empoko. Hoca? Yani. Abi Philip Suçek'e bakacağız. Ona bakacağız. Abi şuraya keskin bir orta istiyorum ama kim koşacak biliyor musun? Empoko değil de. Dur ya şuradan pas oynayalım. Ciler mi? Yapıştırdın ona. Ciler mi? Ciler mi? Tamam o top bende rahatız. Dön abi kaleye hiç zorlama. Hiç zorlama çok iyi çok iyi çok iyi. Sehiç tehlikeli hareketler yapıyorsun. Bitigi. Bitigi ver topu zorlama. Empoku'yu gör orada. Abdülkerim güzel gördün. Hasan. Kim mi attık oğlum topu? Skubic yaptın ortanı. Vurdu kafayı. Kim o ya? Benim tane çok iyi değil abi. Bir 10 saniye geriden geliyorum. Kusura bakma. Veselciğim rica ederim. Rica ederim kardeşim. Benim şeyimden de kaynaklı olabilir o. Senin internetle alakalı değildir de. Benim bitrate hızımla alakalı olabilir. Şu an 3500 bitrate. Yanlış hatırlamıyorsam en son öyleydi. Öyle ayarlamıştım. 3500 bitrate'de yayın veriyordum en son. Ondan kaynaklı olabilir. Hiç problem değil. Şu an önemli olan sizin burada olmanız. Yayını izliyor olmanız. Bana destek vermeniz. Yani 10 saniyede 100 saniyede geriden gelsen hiç problem değil benim için. Eric Moran. Musa iyisin. Pres sonuç verdi. Empoku koşar mısın? Güzelsin. Tamam yazdık bunu. Yazdık bunu. Empoku sakin. Empoku sakin. Köşeye bırak abi. Harika. Bu kadar. Bu kadar. Bu kadar. Bu kadar. Bu kadar. Well, here it is again. He goes past his marker so easily with just a drop of the shoulder, and it's a great finish. He holds off the defender, keeps his composure, and finds the back of the net. It's a marvelous goal. Is this going to be a thrashing? 3-0. Dani Ojeda, Medina. Konyaspor 3-0'ın rahatlığıyla gayet rahat oynuyor. Empoku, tek toplar. Hasan, Empoku şu dakikalarda ileride. Hasan iyi çıktı. Diler mi? Bıraktı. Tek top Hasan. Hasan pas verecek arkadaşını aradı. Şöyle baktı Hacı Ahmetoviç. Tanyunu sağ kanat. Sukovic yaptı ortasını içeriye. Arka direkte Hacı Ahmetoviç. Çok klas bir vuruş. Sukovic iyi kesti oraya. Yemeyelim şu dakikalarda. Yemeyelim şu dakikalarda. Yemeyelim. Yemesek iyi olurdu. Sehiç bravo Sehiç. Mikalak. Mikalak'ı deneyelim ya. Takımın başında yeniyiz biraz takımımızı tanıyalım. Mikalak'ı deneyeceğim. Tehlikeli orta. Bitigi nereye? Bitigi. Eyvah, tehlikeli geldi. Sehiç, bravo. Sehiç, bravo. Sehiç, harikasın. Empoku. Kaçtı gördün. Offside olmasın. Olmasın offside. Abi, Bitigi. Hasan.
Sağ kanat. Oo, çok iyi top. Çok iyi top. Çok iyi top. Serdar yapma Serdar. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel kademe alıyoruz şu dakikalarda. Mikalak. Dön geri Serdar. Zorlama. Dön geri. Adil. Mikalak. Ver topu. Mikalak yapma bak. Yapma. Bir daha alamazsın o formayı benden. Çok güzelsin. Hacı Ahmetoviç. Hacı vurdu. Çok Garcia. Abi serbest serde Eriksen var. 29 yaşında 82 rating. Hem yıldız. Oo bak. Esel hemen. Şu an beni çok heyecanlandırdın kardeşim. Şu an beni inanılmaz heyecanlandırdın. Mpoku iyi döndü. Mpoku. Mpoku. Ulan çok da kötü vurmuş ya. Daha iyi vurdu sandım da çok da kötü vurmuş. Eriksen. Bu Eriksen şeydeki Eriksen değil mi ya? Tottenham'daki. Christian Eriksen. Hatta bu son şeyin maçında Dünya Kupası maçı mıydı? Avrupa Kupası maçı mıydı? Kalp krizi mi ne geçirmişti galiba? O mu? Yanlış hatırlıyor olabilirim ama o kalp krizi muhabbetinden tam emin değilim. Bir rahatsızlığı vardı ama Eriksen'in. Milli maçta mı geçirmişti? Kulüpte mi? Tam emin değilim ondan. O Eriksen mi acaba? Mikalak iyi girdin. Penaltı. Ne oldu lan? Elle oynamamı ne oldu ya? Evet abi. O iyi bir topçu. Eyvah yemeyelim yemeyelim. Harika. Harika. Serdar hızlı. Serdar bravo. Kendi sahamızdan çıkalım. Çok çok iyi. Çok iyi. Geç onun önüne be Mikalak. Çok iyi geldik ama. Hah tamam. Oğlum o nasıl? Kim o? Pası veren kim? Ona ben bakamıyor muyum? Bakamadım. Eric Moran. Eriksen peki niye serbest oyunda? Veysel. Ya şu an gerçekte de mi serbest? Ey abi çok basit yedik ya. Çok basit yedik ya. Şu an gerçekte de serbest mi yani Eriksen boşta mı şu an? Tottenham'da oynamıyor mu? No shortage of goals on this match. 3-1. The referee blows for full time. It ends in a Derek, they must finish here. Evet abi 3-1 aldık. Temiz bir maçtı. Güzel bir maçtı. Takımımızı gördük. İyi oldu. Şimdi Eriksen. Abi öncelikle hemen Eriksen'i inşallah başkaları almamıştır. Biz biraz geç kaldık galiba. Vallahi SoFIFA öyle gösteriyor bilmiyorum abi. Olabilir. Belki o rahatsızlığından dolayı da emin değilim ama. Şimdi abi o zaman. Şimdi Taylan bir saniye. Eriksen ama. Şu değil mi? 29 yaşında. Aa, şu an River Plate'de oynuyor. Bence biz kaçırdık. Yani simüle ettik ya biraz ileri sardık ya. O arada bence. River Plate çöktü. Eriksen'e. Vermezler. Yani 29,5 milyon değeri var. Biz bunu 3 milyon 5 milyona falan kurtaramayız yani. Beleşe alacaktık. Alamadık. Ya peki şöyle bir şey yok mu? Genç olsun dersen Eduard Atuesta var. 24 yaş 72 potansiyel. Abi ona da bakalım. Ona da bakalım. Bir de öncesinde biri daha vardı. Kimdi? Soğuçek. Filip Soğuçek var. 20 yaşında. Abi Filip Soğuçek 20 yaşında 3,3 milyon değeri var. Agresif dayanıklılık. Şimdi şunu transfer merkezinde listeleyelim. Filip Soğuçek'i bir de kimi alacaktık abi? Eduard Atuesta. Eduard. Yanlış mı yazdım? Eduard Atuesta. Ben yanlış yazdım herhalde. Ne?
Mesela o Edward'da bir sıkıntı var galiba. Edward çıkmıyor. Aguirre falan olabilir mi? Eduardo. Kaç? 24 yaşında demişsin. Eduardo Quaresma. 24 yaşında. 24 yaşında Edward isimli şey yok. Bir tane var. Floresci var. Bu var. Başka da yok. Şu Filipe bir bakalım transfer merkezinden. Soğuk çeki. Özellikleri falan da fena değil. İyi görünüyor. Abi satın alma etkisi vereceğim buna. Teklifi şu fiyattan başlıyor. 3,3 milyon değeri var. Abi o bir dakika ya. Geri çek. Nasıl saçma bir şey yaptığımı gördün mü? Gördünüz mü? Nasıl saçma bir şey yaptığımı? Neyse Soğuç'u hiç ettim resmen. Ona tekrardan görüşme sağlayamıyor muyum? Biraz ileri edince, simüle edince. Yanlışlıkla teklif şey yaptım. Transferler. Soğuk çek. Abi yok ya adamı resmen. Hiç ettik ya. Ne diyor? Yedeklerini kullanmayı unutma. Sezon öncesi maçlarda 7 oyuncu değişikliği hakkı var. Abi alıyorum zaten. Yedeklerimi de aldım. Güzel. Abi şimdi takım yönetimi. Takım yönetimi sağlarsın abi. Dur onu ayarlayacağız. Veysel'im onu ayarlayacağız kardeşim. Şimdi şu çekiciyi alalım. Bardakçı yerine Aguzulu alalım. Ançiyarım. Şu yorulan oyuncularımı bir dinlendirmek istiyorum. Uludağ gir. İtigi. İtigi sen Karademir'le de iş abi tamam mı? Çağıran sen abi. Rahmanoviç'le de iş. Kravets. Kravets'i alacağım. Ya da Çıkaleş'i alayım gerisine Kravets'i alayım. Güzel. Gayet iyi. Kürlerin yerine Mikalak. Oyunu almıştık ama ilk 11'i başlatmadık. Tamam gelsin. Sıkıntı yok. Oyna. Abi David Silva'ya bakabilir misin? O da serbest görünüyor. Ya şey olabilir ama. Biz şimdi ilerledik ya biraz. Mesela ondan kaynaklı. Yani muhtemelen oyun ilk başladığında onlar serbestti evet ama şey olabilir. Şu an başka takımlara transfer olmuş olabilirler. Christian Eriksen gibi. Yani bakacağız, bakarız ama bakalım değilse neden olmasın. Evet abi kimle oynuyoruz ya bu arada? FC Vizela. Sezon öncesi Avrupa Internasyonel Kupası'nda Bayern Spor'umuzun rakibi Vizela. İndir abi kafayla. İndir. Sakin gençler. Sakin. 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 Avantajdayız. Devam. Rahmanoviç iyi gidiyorsun. Verdin topu. Çok güzel. Çok güzel. Çıkaleşi. Sağına bak. Soluna bak. Çıkaleşi bir gör. Arkadaşlarını. Çok güzel. Karademir vurdun. Bravo. Lan ne yaptık? Adam çağırmadan. İkinci oyuncu çağırmadan pas verdim iyi mi? Güzel güzel güzel. Çekici sakin. Bravo Çıkaleşi. Çıkaleşi döndün. Baktın arkadaşlarına Çıkaleşi. Çıkaleşi. Oğlum hadi Uludağ. Offside yap. Atma onu offside da İptal edemedim. O zaman arama yerine serbest ayarlama yeri var. Oradan da bulabiliriz. İyi bir oyuncu. Aynen mantıklı. Ama işte o. Ha. O zaman şöyle yapacağız abi. Serbest tane çok fazla bir şey çıkmamıştı. Hatırlarsan bir bakmıştık serbeste. Yanlış hatırlamıyorsam. 3-5 tane falan oyuncu çıkmıştı galiba. Çok mızlı o top. O isimlerden arama yapacağız ya da o isimlere bakacağız. Son FIFA'dan. Karademir iyi girdin. Karademir verdin pasını. Çıkaleşi. Baktın kaleye.
Çıkalışı. Sert vurdu. Kava iyi girdi. Karademir iyi girdi. Karademir. Karademir bak içeriye artık. Karademir baktı içeriye. Yaptı ortasını. Kafa vuruşu gelmedi oradan. Sakbayo. Sakbayo. Fidelis. İyi geldi. İyi geliyorlar şu an yalnız. Bu kadar iyi gelmesinler ama. Bu kadar iyi gelmesinler. Bomboşsun. Bomboş adam. Gençler. Aa. Savunma uyudu bizim. Rahmanoviç, Rahman hadi. Rahman verdim pası. Harikasın. Offside var daha Fenerbahçe için. Ben orada yayında yokum abi. Aa bak o olabilir. Olabilir. Ben orada muhtemelen kendi kendime bir konuştum herhalde. Baktım baktım falan. Kimse yok. Olabilir. Ondan sonra sen gelmiş olabilirsin doğru. Şetini. Gençler vurdurmayın bak. İyi geliyor adamlar. Önü boş. Önü boş tutun. Ne? Sehiç. Bravo. Bir daha iner mi? Oğlum nereye gidiyorsun ya? Çıkaleşi. Alo. Şetine. Şetin. Marcos Paulo. Paulo tutun önünü. Bak adam bomboş. Bomboş adam. Sehiç. Sehiç harikasın Sehiç. Sehiç. Sehiç bravo Sehiç. Yapma bir korner daha mı? Aha iyi. Out olması iyi. Rakibin duran top kullanmasından hiç böyle haz almıyorum ya. Böyle uzun gider mi o top oraya? Bravo, bravo gençler. İyi çıktık savunmadan. Uzun topla. Çok güzel top, çok güzel top. Mikalak, Mikalak, Mikalak vur artık. Mikalak biriniz vursun şu topa penaltı mı? Nasıl free kick lan? Aa. Neyin frikiği bu? Ulan top sürerken nasıl faul yaptım ben? Well, you sense it's just a matter of time before they do score, Derek. They've been piling on the pressure now and really should be ahead. Karademir sakin. Güzelsin. Güzelsin verdin topu. Kravets vur artık ona. Kravets. Kravets 1-0. Konyaspor. İttifak Holding Konyaspor. 1-0 öne geçiyor Avrupa Enternasyonel Kupası ikinci maçında. Kravets. Şu an her oyuncu heyecanlı. Yeni hocalarına kendilerini göstermek istiyorlar. Hernandez. Bayu Samu. Orta alanda bak yine adamlar bizi maymun gibi oynatıyor bak. Maymun gibi oynatıyorlar yine bizi. Abi bassanıza. İzlemeyin. Heh, bravo. Bravo. Hataya zor olduk. Bravo. Karademir bravo. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çekici. Çekici bravo. Bu da alanı. Uzun, 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 uzun abi. Bravo. Tek top. Tek top. Ah be abicim be. Ah be abicim be. Dön geri, dön geri, dön geri. Bak bomboşuz, bomboşuz, bomboşuz. Hemen kademe, hemen kademe. Ofori. Gideliz. Mendes. Şetini. Tut artık tutun abi Sehiç bravo. Sehiç bravo. Sehiç bugün efsaneler yarattı bugün Sehiç. Oğlum biriniz tutsun lan. Oğlum adam daha ne yapsın size ya? Aa. Sehiç bugün harbiden efsaneler yarattı ya. Sehiç artık alırsın onu da. Out olması lazım. Nasıl korner ya? Samu. Oğlum bak adam çok rahat geliyor yine. Gençler oğlum orada yere yatan var bizde altı pasın içerisinde. Oğlum alsanız lan. Ha, Allah'ım yarabbim ya. Ya abi çok rahat gol yedik ama ya. Çok rahat yedik ama ya.
Adam yemin ediyorum maymun etti bizi orada ya. Vallahi maymun etti adam bizi ya. Samo mudur, sumo mudur nedir? Allah Allah ya. Plenty to consider based on what we've seen so far as the second half begins. Mikalak yapma artık böyle saçma. Mikalak bravo. Mikalak. Kravets sakin. Sakin Çikaleşi bravo, iyi döndün. Ver artık Kravets'e. Allah kahretmesin seni. Gençler daha sakin, daha temiz paslar istiyorum. Oha. Ya yok artık be kardeşim ya. Abi öyle bir topu Real Madrid bile yapmıyor ya. Gerçekten de çok iyi abi. Şey mi? Samu mu gerçekten? O bizim maymun eden adam mı? Samu mu? Abi kim o? Ben onu tanımıyorum ya. İlk defa diyorum. Bravo. Lan ona değil lan. Elde önemi yok mu? Counter-attacking very much an option. Oğlum kaçıyor adam, kaçıyor, kaçıyor adam. Bravo. Kamera gitti abi. Kamera gitti ise şöyle yapalım. Kamera şeyden kaynaklı gitti ya. Az önce ben böyle şey sinirli klavyeye vurunca gelir şimdi muhtemelen, evet gelmiş olması lazım. Eyvah, eyvah, yemeyelim, 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 yemeyelim. Bak dakika 55 tehlikeli saatler, tehlikeli dakikalar bunlar. Yemeyelim. Abi kim var? Karademir yerine gir abi. Serdar Güller. Serdar'ı alacağım ya oyunu. Şurada yemezse kontradan bir tane atabiliriz. Şurada yemeyelim. Bravo. Oğlum ne yapıyorsun? Kim o? Ver topu. Oğlum çok hızlı be. Az bir enerjini bir kontrol et. Bir gücünü bir kontrol et ya. Yemeyelim. Yemeyelim. Bak adam çok sert vurdu. Bak uzun. Çok güzel top. Çok güzel top. Bravo. Bravo, yazdık herhalde. Bu sefer yazdık. Kim o? Çikaleşi. 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 Abi tam zamanında attı gol yalnız var ya. Tam zamanında attı. Atmış birinci dakika var. Çok çok iyi zaman. Sonlara doğru sıkışsak var ya. Çok sıkıntı olurdu. Yani yiyeceksek şimdi yiyelim bir tane daha en azından. Vaktimiz kalsın. Şimdi 88'de falan atardık biz. 90'da bir daha yerdik. Berabere biterdi. Marcos Paulo. Marcos Paulo. Ver oğlum, o nasıl top ya? Bak işte öyle aptal gibi pas atarsan olmaz. Lan yiyeceğiz ha. Sehiç. Sehiç. Skubic gir abi. Marcos Paulo. Marcos Paulo, Sehiç ne? Penaltı mı? Abi şakasın ya. Ya neyin penaltısı bu ya? Ya öyle kullanırsın işte. Öyle kullanırsın işte. Çok iyi. Çok iyi tek top. Bravo. Orada yerde yatan biri var bizden. Uludağ. Uludağ ver topu. Uludağ ver topu. Ver pası. Oğlum nereye verdin lan? Allah seni kahretmesin. Offside bu arada. Allah'tan yetişmedi topu. Aguzul çık abi. Bardakçı gir. İyi penaltı atamadı, iyi oldu ya. Abi şuraya değil de arka direğe, tamam mı? Keskin bir orta istiyorum.
Abi kaleci bir kere de çıkmasın şu toplara ya. Arkadaş şu duran topları kullanmayı bir türlü beceremiyorum. Aniçiç iyi girdi araya. Aniçiç kravet. Kravet bıraktı. Aniçiç. Allah seni kahretmesin Aniçiç. Aniçiç. Aniçiç yarın transfer merkezindesin kardeşim. Yarın transfer merkezindesin. Allah seni korusun. Ulan oyunu bitirecektik yemin ediyorum ya. Bir tane daha atsak oyunu bitireceğiz ya. Rahmanovic çık. Hacı Ahmutovic gir abi. Abi inanılmaz saçma böyle. Ben birkaç defa oynadım hani ilk defa oynamıyorum ama. PlayStation'a falan da acayip denk geliyor. Ben şeyi kapatarak oynuyorum arkadaşlarımla. Elle oynamayı kapatarak oynuyoruz yani. Penaltılar hariç yapıyoruz. Abi adamın yani tırnağını değse el var çalıyorlar yani. Şeye göndereceğim ama ya ben de. Yazıp göndereceğim yani bunu. Abi kapat önünü, kapat önünü Sehiç. Sehiç aldın sen de rahatsın. Sehiç uzun. Bravo. Basarsak alırız onu. Basarsak alırız. Yalnız kaldı. Marcos Paulo girmesin içeriye kadar. Tamam rahat. 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 Abi her adamı biri tutuyorlar. Aman. Aman gençler sakin. 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 Sage bravo. Rahatız. Rahat oynayalım. Güzel. Allah seni kahretmesin. Kim o? Bizde o top. Bizde sakin. Bizde sakin. Çekici. Sakin. Abdülkerim rahat oyna. Aniçiç az önce pozisyonun içine ettin Aniçiç. Aniçiç. Aniçiç neler yaptı orada. Ver abi. Çok güzelsin be. Çok güzelsin be. Mikalak yürü oğlum. Mikalak yap ortanı güzel. Yazdık mı onu? Eyvah eyvah. Sağa çek. Sağa çek. Sağa çek. Serdar sakin. Serdar. Serdar yaptın ortanı. Serdar nasıl bir orta o ya? Serdar o nasıl bir orta ya? Güzel. Ver abi çekici. Al abi bir daha çekici. Yürü. Yürü. Verdin pasını güzel. Yaptın ortanı içeriye. Kim var orada? Kimse yok. Verdin topu tekte. Stoper abi o Aniçiç 500 bin değeri var. Satmayabilir. Ya Allah onun belasını vermesin. Böyle... And so the referee blows for full time and it goes. Neyse en azından şey oldu. Kazandık yani en azından. Yani şu Aniçiç golü kaçırsaydı ve ben o penaltıyı yeseydim Aniçiç'i direkt satmazdım zaten. Direkt serbest bırakırdım muhtemelen ya. Direkt serbest bırakırdım. Evet, Aniçiç'e bak. Ulan şey mi oldu? Maçın adamı olmadı değil mi Aniçiç? Ha. Çıkalışı 8.2 oynamış. Aniçiç herhalde en düşük oynayan değil mi? Yo, Hacı Ahmetoviç var. Aniçiç 6.5 oynamış. İlginç. Benim gözümde 5 bile oynamadı ama. İlerle. Evet abi iyi gidiyoruz ya şu an. Bence gayet iyiyiz. 2'de 2 yaptık. 2'de 2 yaptık. Şu an bakacağımız kim vardı abi? Bakacağımız bir futbolcu var mıydı? Ha, David Silva dedik. David Silva. Hemen bakalım. Oyuncu ara. David Silva. 35 yaşında bu mu abi? Başka Silva yok herhalde zaten. Aynen. David Silva. 22 milyon euro değeri var ya adamın. Verirler mi? Bence vermezler ama. Deneyelim mi şansımızı? Ne diyorsun? Top kontrolü falan çok iyi. 85 overall'ı var. Harika ama. Abi bir ekleyelim bakalım. Ama şu an şey yapamıyoruz ki işte maaşımız. Birilerini satmamız lazım bizim ya. Birilerini satmamız lazım. Şimdi benim abi bir saniye. Kadro. Kadroya bir girmem lazım. Efendim. Şimdi şu kadro dışılarını satıp aslında
diyorum. Şu kadro dışlarını göndersek komple. Tamam, mesela Aniç. Aniç ile ilgili işlem yapamıyor muyum şu an burada? Ha, şeyden yapıyorduk değil mi onu? Kadro merkezinden yapıyorduk onu. Kadro merkezi. Şimdi abi. Overall'a göre sıralayalım. En önemli oyuncumuz zaten Skubic. Şimdi buradan Ülgün transfer listesine. Abi Karademir transfer listesine. Gerçi bunlar genç çocuklar, bilmiyorum yetişirler mi? Yaş 17. Potansiyeli var mı ki acaba bunun ya? Gelişim planına bakalım. Potansiyel görülüyor mu bunda? O da burada görünmüyor galiba ya. Gelişim gösterip göstermeyeceği buradan. Yok abi, serbest olsaydı çok iyi olurdu. Aynen, serbeste çıkmadı. Onu da Sociedad kapmış. Ya bizim muhtemelen şu an Sofifa'da görünen serbest oyuncuların hepsi şu an bir takımdadır. Net bir takımdadır. Çünkü ilerleme yaptık. Hani ilk başlar başlamaz alabilseydik onları çok tatlı olurdu ama şu an onlara ulaşmamız çok zor. Bak, hatta mesela şu an şeyleri göstereyim ben sana. Gençleri ben bir satayım abi. Şuradan Rahman. Sat abi. Efendim kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5 tane oyuncu transfer listesine ekledim. 5 tane ekledim. Tekrardan şeye geliyorum. Nedir onun adı? Oyuncu araya geleceğim. Aslında şeyden de oyuncu çıkarabiliriz. Abi para diyecek fazla oyuncu yok. Serbest veya altyapıya yönel. Aynen. Tam onu diyecektim şimdi. Altyapıdan da alabiliriz diyecektim. Altyapı. Altyapıya nereden giriyorduk? Kadrodan mıydı? Yok. Merkezde miydi? Neredeydi ya? Ofiste miydi? Ha. Ofis. Altyapı. Genç takım. Şimdi abi genç takımımıza bir bakalım. Bak burada Anibal var. Ama işte bunlar henüz A takım seviyesine çıkamıyorlar. Çok genç. 15 yaşında olduğu için mi acaba? Çıkamıyor. Bak bunun potansiyeli de 66-90 arası ama çok güven vermiyor. Yani 67'de falan 68'de kalırsa işime gelmez. Yani Anibal burada çok iyi. Bunda seneye anca şey yapabiliriz. Yalnız şuradan altyapı personelini ayarlayıp, mesela bak şu an hiçbir yere göndermemişiz. Ahmet Öztorun abi, biz hangi bölgeden getirsin bize? Hangi bölgeden daha iyi çıkar diyorsun Veysel? Brezilya'dan falan mı daha iyi genç yetenek çıkar? Brezilya mı kurduralım? Genç yetenek şeyi kursun bize. Ne diyorsun? Ahmet Karademir'i satma abi, 77 potansiyeli var. Tamam, Karademir'i çıkarız potansiyelden. Şunu Brezilya'ya gönderiyorum abi ya. Şunu 3 aylığına gönderelim. Kanat oyuncusu, güçlü fizik, oyun kurucu, kaleci, forvet. Evet, en az 16 yaş olması lazım. Okey. Defansif yönlü. Abi bize altyapıdan, tamam mı? Ne var ne yok getir abi. Sen getir. Biz ona göre içlerinden ayıklarız. 3 ay tamam, getir bize. Şimdi Karademir'i de şeyden çıkarıyorum abi. Öztorun ne diyor? Tamam, oyuncu tamam, onu ben gönderdim zaten, bana ne söylüyorsun bunu? Şimdi transfer değil, kadro merkezi. Arjantin Brezilya ikisinden çok iyi çıkıyor. Brezilya'ya gönderdim Öztorun'u. Bir tane daha tutmaya gerek var mı? Yetenek avcısı tutalım mı bir tane daha? Şunu sıralayalım. Karademir'i mi çıkaracağız? Aynen, Karademir'i transfer listesinden çıkardım abi. Evet. Şu an ileri. Hızlı simüle ediyorum bunları. İnşallah bize ne diyor? Beni satmaya karar verdiğiniz için teşekkürler. Bu takımda kalmaya çok da hevesli değildim zaten. Transfer herkes için ise. Oğlum şimdi bir şey diyeceğim olmayacak. Hoşça kal. Güle güle. Çekici. Abi siz niye böyle bir taraflarınız kaldı? Yürü lan.
Konyaspor'a başarılar dilerim diyor. Menajer zor konu. Bu kim? Milli takım teknik direktörlüğü. Ha, bizim menajer herhalde bu. Milli takımlara falan da gelebilirsiniz diyor. Okey. Evet abi. Pahalı abi, yetenek avcısı tutmak. O zaman bu sezon biz pek kıpırdamayacağız. Elimizdeki mevcut kadroyla abi. Yapabileceğimizin en iyisini yapacağız. Bu şekilde devam edeceğiz. Yani benim düşüncem şu an o yönde. Evet, Konyaspor Limes Olimpik maçı başladı. Delpe Omar Son. Delpe orta alanda. Orta alanda topu hala kendisine bir türlü bırakmadı topu. Musa Çağran kaptı topu şimdi. Hacı Ahmetoviç yerde, hakemin göz önünde. Hoca kart. Leon Delpe. Üçüncü dakika ilk sarı kart maçtaki. Well, he's under pressure now. It's a long time to be on a booking. Ver abi pası yerden. Aynen. Serbestte ne alırsan kar olur abi. Vallahi Veysel, serbestte çok fazla da yani işime yarayan bir topçu göremedim. Yani sen yayında derken işte baktığımda çok şey bir topçu yoktu şimdi. Sen elindeki oyuncular daha çok güzel pasta yetişir misin ki sen ona? Bravo Serdar. Serdar bir daha çeker misin? Ara sezonda ama serbestte tekrardan bir göz atarız. Musa yaptın ortanı. Ön direk. Aa, lan niye kimse vurur mu? Çok güzel Musa. Musa sakin. Musa iyi gördün Serdar'ı. Serdar baktın içeriye. Serdar, o ne Serdar ya? Özür diliyor arkadaşlarımdan Serdar Gürler. Aa, Luke Shaw'a bak. Napoli'ye gitmiş. Anlık göstermesi de değişik. Bunları ara transferde satarak para kazanır, takım güçlenir bence. Ben de öyle düşünüyorum. Vallahi ben de öyle düşünüyorum. Ya zaten şu an da satılırsa aslında şey yapabilirim. Bizim yani şeye koyduğumuz transfer listesine koyduğumuz, satış listesine koyduğumuz adamlar da satılırsa hani serbest beklemeden bedeliyle bir iki oyuncu daha alabilirim ama en azından bir tane daha alsam abi şuna artık biriniz bassın ya. Ya yani bir bölgeye daha takviye yapabilirsem güzel olur diye düşünüyorum. Bir bölgeye daha. Yani forvetlerim fena değil, ligi götürür gibi. Ama bir orta saha şeyi istiyorum, bolluğu istiyorum ya. Orta saha abi, adamlar harikalar yaratıyor şu son çizgide ya. Yemin ediyorum cambaz gibi ya. Gülkerim. Adil Karabağ. Skubic. Skubic. Kaçan biri var orada. Kim o? Gelmedi. Gelmedi. Delpe, sarı kart var. Kubas. Delpe. Delpe. Omarson. Omarson dikine yürüyor şu an. Benrahu. Bomba bıraktı Delpe. Omarson tekrar. İyi geliyor adamlar. İyi geliyor adamlar. Vurmasın. Sehiç bravo. Sehiç bravo. Mpoku burner. Yaptı ortasını. Yapma. Yapma sakin. Martinez vurdu kafayı. Etkili bir kafa vuruşu değil. Sehiç şimdi yerden. Adil. Ben Konyasporluyum abi. Serdar bize ihanet. Onu da sat bence. Bu Serdar başka takıma gitti galiba. Trabzon'a falan mı gitmiştim Serdar? Onu sat bence. Önemli. Mikael Akgenç, ona ters kanat çalıştır. Serdar gene paraya da gidersen. Mesela mantıklı. Çok mantıklı. Çok mantıklı. Satıyorum abi. Serdar'ı satıyorum. İhanet eden topçunun kulübümüzde yeri yok. Satıyorum. Mpoku. Mpoku yapma Mpoku be. Kubas. Kubas yapma. Sehiç. Sehiç çık kaleden. Sehiç. Bravo Sehiç. Bravo Sehiç. Başakşehir. Ha doğru. Başakşehir doğru.
Bravo, bravo Skubiç, ayakta kaldın. Skubiç ver Empoku, kaçıyor orada. Oğlum o nasıl toplar ya? Allah. Gençler biraz daha sakin. Sakin, rahat oynayalım. Bak iyi gidiyoruz, iyi çıkıyoruz. Yemeyelim, yemeyelim, yemeyelim. Yemeyelim. Ferhat. Ferhat mı? Şu Ferhat'ın önünü kapatın. Eyvah, eyvah. Omarsson vurmasın. Bravo Abdülkerim. Abdülkerim bravo. Itige. Itige, güzelsin. Ahmet Hasan. Ahmet Hasan terste görür müsün? Bra, hadi be. Çok iyi, çok iyi top. Çok iyi top. Offside yoksa harika. Serdar yaptın ortanı. Empoku mu? Vurun bir taneniz. Yalnız orada Empoku sakatlandı. Abi Empoku yapma ya. Yapma ya. Sakat. Abi yok başka şeyim yok ya. En önemli oyuncum ya orta sahada. Lan içinden geçti, topunu alamadım. Bravo Hacı Ahmetoviç. Hoca az önceki pozisyonda da bence. Aha ikinci sarı kırmızı. Delpos. Delpos ne ya? Delpe. İkinci sarıdan gönderdik. Güzel oldu. Güzel oldu bak. Bu güzel oldu şimdi. İnşallah Empoku. Abi sakatlandı Empoku ya. Empoku. İnşallah ciddi bir şey yoktur. Ha iyi. Ciddi bir şey yok herhalde. Normalde ambulans ismi çıkıyordu galiba, hatırlamıyorsam. Abi Empoku'nun yerine kimi alacağız? Kimi alayım? Çikalişi'yi mi alayım oraya? Çekiciyi alayım ya. Çekiciyle hatta şeyi yer değiştireyim. Hacı Ahmetoviç'i yer değiştireyim. Forvet arkasında daha iyi oynar gibi geliyor bana. Abi Empoku'yu da artık birkaç hafta dinlendireceğiz. Skubic. Skubic. Güzelsin. Kim o Empoku? Çıkmadan son bir görev. Ah be Empoku be. Bravo. Bravo gençler. Bravo gençler. Çok iyiyiz. Çok iyiyiz Empoku. Çıkmadan bir görev daha. Empoku iyisin. Ah be Empoku be. Oğlum şu adamı yormayın. Empoku koşuyor. Başka kimse koşmuyor ya. Omarsson. Omarsson baktı içeriye. Kaldırdı kafasını. Endahu vurmasın. Sehiç bravo. Abi bir de mesela Musa. Musa da mı yoksa ihanet içerisinde? Şey mi? Gelişir manasından mı yoksa? Musa çağırın diyorsun değil mi? Bas bas bas, çok güzel. Abdülkerim bravo be. Vallahi harikasın. Oğlum koşsana topu. Gençler vurmasın. Çok güzel. Çok güzel. Bitigi çok güzelsin. Abi bu arada bitmez ama maç ya. Empoku gelişince mesela taktiği değiştir. Musa çağıran yerine Şikaleşi ile Ahmet Hasan'ı çift forvet oynatırsın. Orta sahada da Empoku oynasın. Olabilir. Farklı formasyonlar denemek istiyorum. Hatta zaten şey var oyunda yanlış bilmiyorsam. 3 tane farklı formasyon kaydediyorsun. Yani maça göre formasyon, istediğin formasyonla çıkabiliyorsunuz seçtiğin formasyonlardan. Bir tane özel formasyon yapabiliriz öyle bahsettiğin şekilde. Çok iyi top Serdar, yaptın ortanı. Kimse yok mu orada? Vur abi kafayı. Musa bravo. Çekici. Of. Abi hakikaten iyi geçti topun önünde. Abi indirdin. Sakin. İndirdin. Hacı Ahmetoviç. Bıraktın Musa. Musa yapıştırdın Musa. Bravo. Ha Empoku yazacaktım. Tamam. Okey anladım kardeşim. Anladım. Empoku ile Çikaleşi diyorsun. Birlikte oynatabilirsin. Onu deneriz. Farklı bir formasyon yapalım. Aha yazdık herhalde. Yapma Hasan be. Bir korner daha mı? Nasıl gol kick ya? Bravo Abdülkerim. Abdülkerim çok iyisin hava toplarında be. Bitigi. Bitigi. Bitigi çekti topu sağa. Yaptı ortasına ama offside. Bitigi. Ah Bitigi be.
Ueda. Çıkmasın o adam. Tek bak çok rahat çıkıyorlar. Çok rahat çıkıyorlar gençler. Çok rahat çıkıyorlar. Tamam biz de o topu rahatız. Abdülkerim bravo. Soğukkanlısın. Çok rahat oyna. Çok rahat oyna. Musa sakin. Musa bravo. Bravo gençler bravo. Hacı Ahmetoviç. Hacı Ahmetoviç çekti topu geriye. Hacı Ahmetoviç. Well, he reacts so quickly there. That's a great save. Well, they've decided to make a change. Ben yine şuraya kesmek istiyorum. Kime? Serdar'a. Ya da ona değil de şu bizim. Şuraya doğru kessem ben o topu, tamam mı? Buradan koşar vurur muyum? Ah be. Sakin, sakin, sakin çekici, ne yapıyorsun? Bak yine rahat çıkıyor adamlar. Kontraya çıkmasınlar. Kapat önünü, kapat önünü. Kapat önünü. Bravo Abdülkerim. Abdülkerim bravo. Abdülkerim var ya, harikalar yarattın bugün ya. Çok güzel. Çok güzel top. Çok güzel top. Ne oldu? Abi Aguzulu oyuna alıyorum. Yeni transferimiz. Sezon öncesi şöyle biraz takıma adapte olmaları açısından. Motivasyonları da iyi olurlarsa, iyi olursa oyuncuların. Hem genç de oyuncu. Aguzulu stoperde güzel değerlendiririz diye düşünüyorum. Abi Kubas bak iyi geldi. Çok güzelsin. Çok güzelsin Adil. Adil çok güzelsin. Çekici bravo. Yürü. Bitigi yürü. Bitigi yürüdün. Bitigi güzelsin. Bitigi çektin topu. Bastın üstüne. Bravo. Verdin. Oğlum o değil lan. Bırak. Ulan gol oldu diye bıraktı. Allah kahretmesin. Gol oldu diye bıraktım klavyeyi ya. Vallahi gol oldu diye bıraktım. Yardımcıyı aldım oyuna. Hey Allah kahretmesin ya. Skubic indirdi. Barış. Aguzol. Verdi topu. Çekici. Çekici bravo. Çekici sert top. Güzel pas düşüncesi ama olmadı. Bas abi bas kapat önünü. Bas abi. Hemen önde basalım. Önde pres. Önde pres hataya zorlar. Bak gördün mü? Bak. Abi yapacak o hatayı ben biliyorum. Yapacak o hatayı. Basın artık. Bravo çekici. Hata yapacak dedim ben. Hacı Ahmetoviç artık bu gol olsun. Bu gol olsun artık. Hacı Ahmetoviç. Hacı Ahmetoviç. Tribünleri aşağı indiriyor. Abi ki ah kimi değiştirecektim ya. Hızlı oyuncu değişti yapacaktım. Hacı Ahmetoviç'in de şutlarını çok beğendim bu arada. Karşı karşı birebirlerini falan beğendim abi. Yani aptal saptal yerlere vurmuyor top en azından. Bravo Cilerme Konya. Eziyor rakibini adeta. Nefes aldırmıyor. Nefes. Hasan. Hasan çektin topu. Hasan bravo. Çok güzel. Çok güzel plase ama. Mikalak. Abi Mikalak'ı ters kanat çalıştıracağız değil mi? Az önce onu mu konuşmuştuk? Mikalak'ın idmanını değiştireceğiz. Ters kanat çalıştıracaktık galiba onu. Mikalak'a ayrı bir sempati duydum şu an. 77 numaralı formayı giyiyor. Yalova'nın plakası. Aykut Kocaman'ın Konya'ya hediyesi diyebiliriz Hacı Ahmet için. Abi hediyeden fazlası olmuş ya Hacı Ahmet. Allah hediyeden fazlası olmuş yani Veysel. Muhtemelen gerçekte de bir oyuncu zaten. Etkili bir oyuncu yani. Evet. Cilerme. Cilerme yürü. Cilerme çok yesin. Cilerme yaptın ortasını. Çok güzel orta. Arka direkt kim var orada? İndir abi kafayla Hacı. Hoca. Ne faulü bir de ben mi yaptım avantajı saydınız? Bravo çekici bugün orta sahada harikasın. Bugün canla başla gerçekten çok istekli oynuyor çekici.
Abi çık, çıkmasın, geçmesin, geçmesin Sage Bravo. Evet abi, Mikalakve Bütüçi. Bütüçi içinde aynısını yapabilirsin. Bütüçi'ye de yapacağız. Ben o Bütüçi'ye, bak sen şimdi söyleyince ismi çağrıştı kafamda, biliyor musun? Konyaspor'un beni diyebiliriz, onun için oyun hep onun üstüne kuruluyor abi. Abi hakikaten çok iyi ya. Çok kilit bir oyuncu yani gerçekten. Yani Mpoku da öyle. Hacı Ahmet, o da aynı. Yani oyundaki şeylerini çok beğendim. Hacı Ahmetoviç'i alkışlarla bir alkışlatmak da lazım ama artık. Hacı Ahmetoviç'i alkışlatmak lazım. Ve seyircisinden alkış alıyor Hacı Ahmetoviç. Bugün çok çalıştı. Yaptı ortasına Eliasson. Yaptı orta kafa vuruşu. 88'de beraberlik. Abi nasıl bir gole ya? Well, here it is again and he's a bit unfortunate you have to say, but it will count as an own goal against him I'm afraid. Nasıl bir gole ya? Gençler seri. Seri Konyaspor'un abi gücünü gösteriyoruz. Seri gençler. And the electronic board has been held aloft 3 additional minutes here. Guzul yapma. Yapma gençler, sakin. 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 Sakin bak şimdi. Bak çok rahat, ah be. Abi 88'de çok kötü gol yedik ya. Pablo Martinez. Ya duran toplarda bir sıkıntı yaşıyorum. Hakikaten olmadı. Hiç olmadı hem de. Abi hiç olmadı ya. Canımız sağ olsun abi. Canımız sağ olsun. İlerle diyelim. Canımız sağ olsun. Bu takım çok iyi yerlere gelecek. Çok iyi yerlere getireceğim bu takımı. Abi ofis. Hemen bir ofise göz atıyorum. Konyaspor Yönetim Kurulu turnuva ödül parası 8.000 euro sağladılar bize. Sağlık olsun abi. Yapacak bir şey yok. Aynen öyle. Hah, Mpoku. 5 gün. Aa iyi. İyi. 5 gün sıkıntı değil abi. Kadroya alınamayacak oyuncuları otomatik olarak değiştiği kaydet. Aynen. Abi 800.000 transfer bütçemiz var şu an. 2.46 milyon oldu 800.000 daha eklenince. Şu an bu parayı harcayalım mı yoksa bu ilk yarıyı böyle bitirelim. Hiç dokunmayalım. Biraz parayı biriktirelim. Şu an kadromuz bence iyi. Aynen öyle. Gruplardan çıktık zaten. Aynen öyle. Bu arada şuradan bakıyoruz. Yarı finaldeyiz aynen. Gol kralında kim var, bizden kimse var mı? Ahmet Hasan var 2 golle. Daha da fazla bütçe gelecek. Aynen öyle. Aynen öyle. Abi şu an bütün takımların ikişer golle şeyi var zaten. Ahmet Hasan'ı aslında gol kralı yapabiliriz. Maç oynatabilirim. Yarı finaldeyiz. Real Zaragoza ile oynayacağız. En son iyi para gelirse harcarız. Valla ben de öyle düşünüyorum ya. Şu an çok şey yapmak istemiyorum. Şimdi takım yönetimi. Ya maçları simüle de etmek istemiyorum bu arada. Hani böyle oynaması daha keyifli, daha zevkli geliyor bana. Hem sohbet muhabbet oluyor. Hacı Ahmetoviç'i bu maç dinlendireceğim. Ama nasıl dinlendireceğim? Bilgini satış listesine koyduk. Rahmanoviç'i alabilirim. Oynatabilirim burada. Skubic'i değiştirelim. Musa'nın yerine Dikmen. Dikmen'de niye kırmızı ünlem yandı bu arada? Pozisyonu dışında mı oynuyor? Ondan dolayı mı şey oldu? Tamam abi. O zaman aynen öyle. Oynaması daha keyifli ya. Ya simüle etmek şöyle, hani 30'un üzerinde maç yapacağız. İşte arada Türkiye maçları bilmem nesi falan vesaire. Hem uzun da seri oluyor. Güzel oluyor. Yani 3 ay 5 ay oynarız biz bu oyunu böyle bu şekilde. Yani böyle tutulacağını bilsem. Bak mesela geldin, sağ ol. Kardeşim benim. İzliyorsun. Yaklaşık 1 saattir 2 saattir buradasın.
Hani izliyorsun, bu tutarsa böyle izlenirse falan, hani bana da çok güzel şey oluyor, motive oluyor. Hani her gün açarız, her gün açarız yayını. Hiç şey yapmayız, simüle etmeyiz. Paso oynayarak devam ederiz. Hem sohbetimizi yaparız. Hani hem kadroyu birlikte büyütmüş oluruz, değiştirmiş oluruz. Yani takımı birlikte yönetmiş oluruz, öyle diyeyim yani. Benim için daha keyifli böylesi. Evet abi, kadromuzda değişikliklerimizi yaptık. Ahmet Hasan'ı çıkarmadım. Bilerek çıkarmadım Ahmet Hasan'ı. Gol kralı yapacağım. Ahmet Hasan'ı gol kralı yapacağım. And good evening on what is a perfect Evet, Real Zaragoza Konyaspor mücadelesi başlıyor. Petrovic. I'm Derek Ray, ready here on the commentary Bekeme. position, and alongside me Narvez. Is the former Arsenal West Serrano. Ham and Francho Serrano. Stuart Petrovic. Robson. I'm coming right up for you. Luis Lopez. James Ibekeme. Gençler basın artık, alın oradan. Rahat geliyorlar. Zaragoza güçlü bir ekip diğerlerine nazaran. Daha güçlü bir ekiple oynuyoruz şu an, farkındayız. Ama biz de güçlüyüz. Biz de güçlüyüz. Biz de güçlüyüz. Ah ah, o pas hatası olmadı orada. Pas hatası olmadı orada. James, önünü kapatalım mı artık? Önünü kapatalım mı artık? Geriden yardım. Savunmaya yardım. Sehiç. Abi o... Valla normalde canlıyı sevmem abi de, cidden sohbetin çok hoşuma gitti. Aşırı sıcak kanı gelmez. Sağ ol kardeşim. Teşekkür ediyorum. O tamamen sizden kaynaklı. Gerçekten öyle. Yani normalde ben bu oyunu kendi başıma da açıp oynuyorum. Ne? Şey değil. Nasıl diyeyim sana? Dur derdimi anlatacağım. Şu topu bir çıkarayım. Yani tek başıma da oynuyorum. Bana keyifli gelmiyor. Yani sıkılıyorum bir yerden sonra. Simüle etmeye başlıyorum. Hani oynayarak başlıyorum işte, dediğim gibi simüle ediyorum sürekli. Sonra 2 sezon, 3 sezon yarım saat içerisinde bitiyor. Tadını alamıyorum bu sefer ama böyle keyifli oluyor. Yani birileriyle sohbet ederken oynamak hani şey gibi, PlayStation oynamak gibi yani. Arkadaşınla PlayStation'a gitmişsin gibi. Birlikte multiplayer oynuyormuşsun gibi. Bir keyif veriyor bana canlı yayında oynamak. Abi yemeyelim o golü. Bravo. Ya ben genel olarak zaten her gün bilgisayarın başındayım. Yani her akşam bu saatlerde, saat 11'den sonra 1'e kadar, 2'ye kadar falan canlı yayın üzerinden oynuyorum. Aslında yeni başladım. Dün başladım canlı yayına. Devam ettiğim kanalımda yine Max Payne... O golü atar mıyız? Max Payne serim var. İşte Call of Duty serim var. İnşallah, inşallah kardeşim, inşallah. Ya işte bu şöyle bir şey, sizlerin sayesinde olacak bir şey. Şimdi bu durduk yere bin olmaz. İşte atıyorum, bugün kim geldi? Veysel Turşucu geldi. Arkadaşına söyledi, ona söyledi, buna söyledi, tavsiye etti falan derken, hani ticarette de şey vardır ya, en iyi reklam müşterinin kendisidir diye. Hani senin tabelan falan değildir yani, yaptığın iştir, müşteridir. Bu iş de öyle. Yani sonuçta bu da bir şey olarak bakabilirsin bu işi. Hani ticari gözle bakacak olursan esnafsın aslında burada yani. Bu işin esnafısın. İşini iyi yaparsan, güzel yayın verirsen, anladın mı? Muhabbetin de iyiyse büyürsün diye düşünüyorum. Yani işini yapan, iyi yapan herkes mutlaka kazanır. Ben bu gözle bakıyorum. Ya ben yaptığım işi en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Hani kalitesi olsun, şey olsun, elimden gelen en azından en iyisini yapmaya çalışıyorum diye. Sehiç bravo. Sehiç bravo. İnşallah senin de söylediğin gibi kardeşim. Güzel dileğin inşallah kabul olur. İleride kanal büyürse inşallah 1000 kişiyle de yayın yapmak nasip olur. Dün işte Max Payne yayını yaptım. Max Payne zaten dediğim gibi seri halinde kanalımda. Bir canlı yayın açayım dedim. İşte canlı yayın devam edeyim. Hem de bitireyim. Biraz da fazla uzamış oldu seri. Bitireyim dedim canlı yayında. 2 saat 40 dakika falan yayın yaptık. Atar mıyız o golü? İyi geliyoruz bu arada. Yapıştır o başatayı be. Ah Hasan ah.
Kimse gelmedi yayına. Belki hani aralarda bir kişi iki kişi gelip izlediyse bilmiyorum ama hani gelip yorum yapan böyle hani şey yapan kimse olmadı. 2 saat 40 dakika Yani. boyunca kendi kendime oynadım. Benim için problem değil. Ben normalde hani zaten kaydını alıp hani kanalıma atıyordum. Ha, canlı yayında çekmiş oldum. Çok değişen bir şey olmadı benim için ama. Şu an mesela geldin. Ben mesela beklemiyordum hani bu yayını da kimseye beklemiyordum. Hani hemen ikinci yayında böyle bu kadar şey olacağını düşünmüyordum yani. Geldim mesela mutlu oldum kardeşim. Hani ya biri izliyor yayınını. Hani birilerine yayın yapıyorsun. Ve o kişi keyif alıyor bundan, seni destekliyor, seninle birlikte etkileşime giriyor falan. Bu insanı gerçekten mutlu ediyor. Yani yaptığın işi daha zevkle yapmaya başlıyorsun, daha büyük keyif almaya başlıyorsun. Bunlar güzel şeyler ya. Abi bu sefer attık galiba. Abi o zenci kim ya? Benim yakamı bırakmadı. Abi iyi yayın yapan çok insan var ama çoğu hak ettiği yerde değil. Doğru. Yani abi biraz nasıl diyeyim? Nasip mi diyeyim? Hani derler ya Allah yürü ya kulum diyecek. Biraz öyle. Ya biraz da şu da var. Bizim ülkemizde yırtık olmak lazım hani tabiri caizse. Abi attık mı o golü? Hasan. Hasan o ne be? Hasan çok kötü vurdun yerine. Hak etmeyen çok kötüsü olan da var. Doğru. Doğru. Sen de beni mutlu et. Eyvallah kardeşim. Eyvallah. Sağ ol, var mı? İlk yarıdan gol sesi çıkaramadık. Ama kötü oynamıyoruz. Bence Zaragoza karşısında gayet iyiyiz. Hatta bana sorarsan Zaragoza'dan daha da iyi bir ekibiz şu an. Rahmanoviç. Sakin gençler. Biraz oyunu kurmamız lazım. Diğer takımlar gibi değil bu. Abi ya, o hata orada olmaz. O hata orada olmaz. O hata orada olmaz. Ah yapma. Yani kapatalım önünü. Kapatalım önünü. Gençler bravo. Abdülkerim harikasın sen. Gerçekten gözlerimi yaşartıyorsun Abdülkerim ya. Hasan. Hasan bravo. Bütüçi. Bütüçi nefis geçti. Bütüçi baktı içeri. Yaptı ortasına. Gol geliyor mu? Kim o? Kravets. Kravets nefis vurdu yalnız. Kravets gerçekten nefis vurdu da. Olmadı. Ya ben öyle tanımlıyorum. Yani yırtık diyorum. Hani ne bilmiyorum ya daha nasıl bir kelime tanımlar ki. Petrovic. Ama tabii şunları da karıştırmamak lazım. Hani yırtık işte utanmaz, arlanmaz manasına geliyor ya hani. Sonuçta bu işi yapıyorsan tabii ki utanmaman, hani sıkılmaman da lazım. Kameranın karşısına geçtiğin zaman ay falan hani ne yapıyorum ben? İşte nereye geldik, nasıl yapacağım, nasıl konuşacağım falan. Bu tribe girdiğin zaman da yapamıyorsun. Hani yırtıklıktan kastım daha farklıydı. Anladın zaten sen benim yani yırtık derken ne demek istediğimi. Yani ben öyle olamam şahsen. Yani genelde evet ülkemizde maalesef öyleler daha çok başarılı oluyor ama öyle bir başarı da bana göre değil zaten. Hoca. Hoca. Bardakçı. Aguzulu oyunu alıyorum. Eyvallah, eyvallah kardeşim. Adrian sarı kart gördü bu arada ama. Pancho Serrano. Volkanta. Narvaez. Narvaez. İyi geçti. Narvaez vurdurmayalım. Vurdurmayalım. Kapatalım önünü. Genç abi çok iyi geliyorlar şu an. Yapma be. Skubic gir abi. Çok iyi geldiler. Yanlış anlama abi de öyle olsan zaten tam zaten eyvallah kardeşim. Ya bu sadece bu işte değil hani bu kamera karşısında olmak işte yayın yapmak konusunda değil. Hangi işi yaparsan yap abi kendin ol. Ben bunu bilir bunu söylerim yani. Kendin olursan insanlar seni sen olduğun için zaten izlerlerse bırakmazlar. Destek olurlar. Ama sen olduğun için destek olurlar. Öteki türlü yani zaten
O bahsettiğimiz o yırtık mevzusunda da yırtıkları destekleyenler de yırtık insanlardır yani, anladın mı? Efendi adamı destekleyenler efendidir. Hani bu şey manasına gelmesin hani. Onları izleyenler de hep aynıdır demek istemiyorum tabii ki ama. Hani herkes kendisi gibi insanları görmek istiyor kamera karşısında. Kendisinden bir şeyler bulduğu insanları izliyor. Kendinden bir şey gördüğün ki ben de. Şu an mesela bu saatte dediğin gibi buradasın. Yoksa tek türlü seni burada şu an hiçbir şey tutamaz. Saat gecenin kaçı oldu bilmiyorum ama. Saat 1.30 yani. Abi çok şu an hatalı oynuyoruz. Dakika 68. Çok da şey geliyor adamlar üstümüze. Seyit çıktın aldın o topu, bravo. Biraz da sohbete daldık. Oyuna çok yoğunlaşamadım. Tüçe güzelsin. Bu daha güzel. Abi sakin. Abin o nasıl pas? Kim o? Vukubic daha girdin hemen. İlk hatalar yapma. Çıkaleşi. Çıkaleşi iyi geçtin. Çıkaleşi iyisin. Çıkaleşi verdin. Rahmanovic. Rahman nereye Rahman be kardeşim ya. Odaklan abi, yemiş kazan maçı. Vallahi kardeşim inşallah. 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 Ahmet Çalık için kazanalım. Genç kardeşimiz hakkın rahmetine karşı. Allah yattığı yerden utandırmasın. Mekanı cennet olsun. Gani gani rahmet etsin Mevlam. Yani biraz da onun etkisi var. Yoksa hani, ya oynuyorum bu oyunu ama Konya Spor'la kariyer açmak hiç aklıma gelmezdi. Yani hani daha çok güçlü takımlar önemi hoşuma giderdi ama Ahmet Çalık faktörü. Ben Galatasaraylıyım. Yani kardeşimiz bizim de takımımızın formasını terletti. O yüzden Bütüç'e verdin topu. Vur. Kim o? Bütüç'e versene pas abi. Lan vurun lan. Çıkaleşi 1-1. Konya Spor beraberliği yakalıyor. Biz bitti demeden bitmez. Çıkaleşi. Abi bu kadar ya. Bu kadar. Abi basın alın atı. Bravo. Abdülkerim mi o? Rahmanovic. Abdülkerim o kadar alıştırdı ki orada top kapmalara. Beni. Abdülkerim sandım onu. Abi tek top. Bravo. Uludağ. Uludağ sakin. Bravo. Rahmanovic. Rahman. Ah be Rahman be. Ah be Rahman be. Hemen geri dönmemiz lazım. Kademe. Bak adamlar çok hızlı geliyor. Biz çok yavaş kalıyoruz. Abi yapmasın. Bravo Sehiç. Sehiç bravo. Bütüç'e yoruldun abi. Sen çık. Maç uzatmaya gidecek muhtemelen. Senin yorgunluğun bana zarar yazabilir şu an. Evet, Mikalak giriyor Bütüç'e yerine. Dakika 86. Abi yemeyelim. Bu dakikalarda gol yemek hiç hoş olmaz. Kapatın. Bravo Skubic. Skubic bravo. Mikalak yürü. Verdin bravo. Çıkaleşi bravo. Sen de verdin. Kravets. Kravets. Hacı Ahmetoviç gir abi. Evet, güvendim biliyor musun sana ya. Atarsın dedim ama. Abi artık kilit oyuncularımı oyuna alma gerekiyor yavaş yavaş. Bravo. Çekici bravo. Bravo. Kravet sakin. Bravo. Hacı Ahmetoviç. Çok güzel. Çekici. Kimi göreceksin? Çekici. Ah be çekici yapma be. Çekici de çok yoruldu. O da çok yoruldu. Bravo. Hacı Ahmetoviç. Hoca orada maç bitmez ama ya. Maçı bitir yere bak. Maçı bitirdi. Direkt penaltılar. Mihalak çok hızlı abi. Onu değerlendirebilirsin. Mihalak. Abi zaten direkt penaltılara gittik. Ben uzatmalar olacak sandım. Yokmuş uzatmalar. Abi penaltı overall'ları zaten sıralı geldi. Bu şekilde kullanacağız artık.
Evet. Hazır. And so the penalty shootout about to commence, and as a player, this is when you have to hold your nerve. Ah. And that, alas, went horribly wrong. Oh, kaçırdı. Vallahi çok iyi oldu. Abi ben garanti oynayacağım. Şuraları atacağım ya. Bravo, bravo. His turn to try to convert from the spot. In it goes. Ah lan kahretmesin ya. Job done from abi, the spot. Abi net garanti. Ben de bekliyorum penaltıları abi, o yüzden yazmıştım. Vallahi kardeşim benim. Abi niye uçamıyorum ben? Tutla uçmuyor muydu klavyede? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Eyvah. Kötü oldu bu. Oo, çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Şu an berabere. Şu an berabere. Şu an berabere. Clinical as always in front of goal. Well, the responsibility is on his shoulders. Abi tutarsak, finaldeyiz. Tutarsak finaldeyiz. Solu uçacağım. Finaldeyiz. Finaldeyiz. Well, heartache for the vallahi finaldeyiz. Joy for the keeper. What a big save that is. And now they can start. Sehiç maçın yıldızı, yıldızı. Sehiç var ya, adam, adam. Sehiç. Adamım ya. Abi güzel oldu. Finalde daha yoğun oynamam lazım. Finali daha yoğun oynamam lazım. Şur dikkat abi. Direkt kupaya oynamamız lazım finali. Tebrikler İbrahim Seyç. Vallahi tebrikler abi. Bravo. Adam ya. Yani resmen kupayı getirdi bize şu an. O kadar diyeyim ben sana. Abi turnuva ödül parası. Oo çok iyi. 1 milyon 300 bin daha aldık. Güzel güzel. Bak bu iyi oldu. 3.76 oldu. Harcamayacağım ya. Vezir harcamayayım diyorum abi şeyi. Transfer bütçesini harcamayalım. Biriksin. Zaten şeyden de nedir onun adı? Sezon içerisinde de kazandığımız maçlardan şeyleri alacağız. İçerideki maçlardan ücretlerimizi alacağız abi. Devre arasında çok daha temiz transferler yaparız. Bence şu an hiç harcamayalım. Evet. Kim o? Miha Zayk. 3 milyon 850 bin euro karşılığında el sıkışmış Bochum'a gitti. Evet abi. Ponferra. Biz bu adamlarla grupta maç yapmadık mı Ponferra'yla? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Biz bu adamlarla maç yaptık sanki ya. Oh. Taylan'ı alsam olabilir abi onu. Bak o olabilir evet. Taylan olabilir. Çünkü şey sıkıntımız var. Takım biraz fazla yoruluyor gibi geldi bana. Yani dayanıklılık konusunda biraz sıkıntım var. Yani böyle bir rotasyon futbolcusu evet. Taylan olabilir. Taylan olabilir abi. Taylan olabilir. Şunu da atayım. Evet, hadi bakalım. Avrupa Enternasyonel Kupası'nda Konya Spor Konfederina final mücadelesi başladı. Abdülkerim, Abdülkerim gerçekten duvar gibisin, yemin ediyorum ya. Abi top geçer, şey adam geçer, top geçmez mi? Neydi o? Top geçer, adam geçmez miydi? Abdülkerim öyle oynuyor şu an. Şu ana kadar öyle oynuyor gerçekten. Abi yemeyelim, bravo. Tercih edelim dışarıya. Adil. Sol kanatta gördü. Cilermi'yi. Cilermi sen de görür müsün? Bravo. Sakin, sakin, sakin. Adil, sakin. Hacı Ahmetoviç, bravo. Hacı da kanat değiştirdi. Abdülkerim. Abdülkerim, bravo be. Abdülkerim, harbiden harikasın. Serdar. Hoca.
Based on that challenge, you wouldn't kart, be at all surprised kart. If the referee reaches for his pocket. Abi iyi orta gol getirir derim ben her zaman. Well, he's going to be under pressure now. That was a reckless challenge. He didn't need to make. Ama iyi orta geldi işte. Musa Çağran verdi. Hacı Ahmetoviç verdi pasını Bütüçi'ye. Bütüçi baktı, kim var diye baktı. Hacı Ahmet indirir misin? Ah. Faul, bence de faul. Abi inşallah güzel vurabilirim. Ah 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 ulan ah. Haydi bastır şanlı kartalım. Abi maç bizim ya. Kupayı getireceğiz abi, müzeye getireceğiz bu kupayı. Well, he's having a great season, isn't he, Derek? His ability to find that killer pass. Sehiç, bravo Sehiç. Sehiç'e inanılmaz güveniyorum. Hiç kale transferi düşünmedim bile. Hey, offside'daydı. Failed to keep himself onside, unfortunately. Bravo, bravo, bravo. Kravets, hoca. Abi çok sert oynuyorlar ama ya. İnanılmaz sert oynuyorlar. Serdar. Serdar gerilerden dışarıya. Serdar'ı satacağız ya, ondan biraz şey yapıyor. Hani sebep yaratıyorum şu an. Neyse. Serdar'ı böyle kötü oynamış gibi göstereceğim. Zaten transfer listesine ekleyince direkt morali bozulacak onu ya. Muhtemelen diye öyle düşünüyorum. Aa, top almadan. Ya şu şeyde de FIFA'da da şu sıkıntı 22'de. Her şey çok manuel. Eyvah, eyvah. Eyvah. Satacağız, satacağız. Her şey çok manuel ve bu adam bu golü nasıl attı abi? Bu kadar kolay olmamalı ya. Yani. Sehiç sen de neleri tuttun kardeşim, neleri yiyorsun, yapma gözünü seveyim ya. Sehiç için kolay bir toptu aslında. Bastır bastır bastırmıyorlar mı? Ya öyle maymun ederim işte. Lan ona değil, ben onu atmamıştım ki zaten ya ilk topumu. Çok rahat geçiyor, çok rahat geçiyor. Geçmesin bu kadar rahat. Serdar yerden. Ah Hasan, ah Ahmet Hasan, ah. Musa, Musa, bravo Musa. Ulan. Ulan aldık bıraktık ayağımızdaki topu. Bravo Adil, Adil bravo. Musa kaçtın. Ah ulan ya. Naranjo. Aeza. Abi yok artık ya. Adil sakin, hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Sakin oyna. Yayın gitti. Kardeşim benim hemen bakıyorum. Hemen bakıyorum. Yayın şu an açık ama. Yayın niye gitti? Geldi mi? Tamam, güzel. Naranjo. Can they convert? And the pass getting in the way. Abi yayına bakarken bir gol daha yiyorduk biliyor musun? Vallahi. Evet. Haydi. Haydi. Haydi gençler. Abi toplar niye geçmiyor ya bu adamlardan? Eyvah eyvah eyvah, çok büyük boşluk verdik. Çok büyük boşluk verdik. Çok büyük boşluk verdik. Of. Bütüçi, Bütüçi'yi çıkaracağım ya. Well, they are committed to making the substitution here. İyi bir ilk yarı geçirmiyoruz şu an ama
İkinci yarıya inşallah iyi başlarız. Artem Kravets. Abi adamlar her topa ayak koyuyor ama ya böyle. Ya anlamsız güçlüler şu an ya. Abi koyduk ayağı ama biz ona. Ona ayağı koyduk ama ya. Abdülkerim sakin. Abi toplar hep rakipte ya. Hep rakibin arkasındayız. Sergi Enric. Intelligent threaded pass here. Abi yemeyelim be. Sehiç, bravo Sehiç. Sehiç. İlk yarı bitti. İkinci gol. İkinci golde Sehiç uzandı, tutamadı. Hatta adamın sırtındaydım. İkinci golü sana özel olarak izleteceğim kardeşim. Maç bitince izleteceğim. Hatta şu an izletebiliyor muyum ben buradan? Olsun tekrarı. Ay yok, golü göstermiyor değil mi burada? Gol tekrarı falan var mı diye baktım da. Şey de var galiba, gol tekrarları değil mi? Maç sonunda. Onu sana izleteceğim. Onu sana izleteceğim kardeşim. Musa Çağran iyi gördü. Abi o top nasıl çıkmadı ya? Allah aşkına ya. Abi adamlarda inanılmaz bir güç var ya. Anlamsız. Daniel Ojeda. This might be ideal for the counter. Bunlar anlamsız güçlü bir güve bu. Hangi takım onu da anlamadım yani. Bunları bu kadar güçlü yapan ne? Abi kupayı verdik mi yani göz göre göre? Vermeyelim kupayı be bunlara. He still looks fit and sharp and still has that desire. What a good signing this could be. Abi ona değil ama bak ben onu atmadım. Klavyeden oynamanın zararları da bu ya. Yön veremiyorsun adam akıllı. Yemeyelim, bravo. İşte hiç bırak. Abi. Yok ama ya adamlar şu an inanılmaz baskılı. İnanılmaz baskılı. Çok etkili geliyorlar ya. Ahmed Hasan. Kravets yürü. Verdin. Tek de Ahmet Hasan. Ahmet Hasan farklı biri indiriyor. Garanti. Direkt garanti Veysel. Hiç şey atmıyorum abi. Riske atmıyorum. Öyle geriden şut çekeyim. Hiç öyle bir şey yok abi. Direkt garanti. Aguzol gir abi. Direkt garanti. Bu arada 3. golü Ahmet Hasan'ın. Gol krallığına oynuyoruz. Ahmet Hasan'la biliyorsun. Kaldı 1. Aynen öyle. Hatta kaldı 2. Bak şimdi 2'ye atayım. Kaldı 2. Penaltılara götürmeyeceğim abi. Direkt kazanmamız lazım. Bak şimdi. Hacı Ahmetoviç. Ver Hacı Ahmetoviç'e. Hacı. Hacı sakin. Bravo. Verdin topunu. Ahmet Hasan. Verdin. Kravets. Harikasın. Ahmet Hasan. Ahmet çevir geri lan. Ulan bizde mi o top? Bizde. Mikalak. Mikalak bravo. Yaptın ortanı. Vur kafayı. Musa. 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 Abi Musa neler yaptı Musa. Well, let's take another look and it's a very good goal and they deserve it, you have to say. Musa belki Puskas golü falan atmış olabilir ya. Musa bitmedi diyor. Bitmedi diyor. O kupa müzeye gelecek diyor. Musa Çağran. Musa Çağran. Evet. Bravo, bravo gençler. Bravo gençler. Bravo.
Gitmesin penaltılara, gitmesin penaltılara. Possession and patience, the watchwords. Moving into the advanced position. Haydi, haydi, haydi. Haydi çok demoralizeler, haydi. Çok demoralizeler. Haydi. Bravo. Bravo, Kravets yürü. Kravets yürü. Kravets yapma be. Abi gitmesin, gitmesin penaltılara bak. Çok demoralize adamlar hakikaten. Sakin, sakin, sakin paslaşalım. Sakin paslaşalım. Bak çöktü adamlar zaten. Moral sıfır adamlarda şu an. Bak paslar, paslar hep hatalı adamların. Yapma, 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 yapma. Kapat önünü, kapat önünü. Sehiç. Çok basit gol yiyoruz ya. Çok basit gol yiyoruz abi. Great interplay between the two of them to start the move off. And when he gets onto it, he decides to go for power. It's a really emphatic finish which gives the keeper no chance. What a big moment in the dying embers. Will it prove decisive here? Çok basit gol yedik ya. Dani Ojeda. Eric Moran. Bravo. Bravo. Tek toplar. Abi yürü. Ahmet, Ahmet Hasan yürü. Ahmet Hasan yürü. Ahmet Hasan yürü. Ahmet, Ahmet vur artık. Ahmet ne yaptın? Ahmet. Abi çok hantal kaldın Ahmet, yapma be. Yapma iki gözüm için. Çok hantal kaldın ya. Vurdurmayın, vurdurmayın gençler. Kapat önünü, kapat önünü, kapat önünü. Kapattık önünü. Sehiç bravo. Sehiç, Sehiç sektirme artık o topları Sehiç. Biz kupayı oynayalım diyoruz. Yapmayın böyle. Bravo, bravo gençler. Bravo gençler. Bravo gençler. Bravo gençler. Bravo. Musa, Musa yaz bunu. Musa, Musa, Musa. Musa Çağran. Musa var ya, Musa. Musa'ya nasıl bir ödül vereceğimi düşünüyorum şu an. Yani Musa şu an beni kazandı. Beni kazandı abi bak. Teknik direktör olarak beni kazandı. Yani kulüp üstüne bile yapabilirim şu an Musa Çağran'ı. O kadar diyorum yani. Yani direkt başkan. Harbi reis. Bitti demeden bitmez dedi resmen. Musa Çağran. Abi Ahmet Hasan'ı yapamadın, Musa Çağran yapıyor yani. Nasıl bir iş ben anlamadım. Abi. Abi. Her golden sonra hemen peşine bir şey gelmesin. Çok güzel, çok güzel bak. Abi gelmesin. Sakin, sakin. Bravo, bravo. Musa. Musa bravo. Ah, ah. Ah o pas hatası olmadı. Bir geçirebilsek o pası zaten. O pası bir geçirebilsek. Bravo, bravo Skubic ne yaptın? Skubic ne yaptın orada ya? Of, penaltılara gitti ya. Vallahi penaltılara gittik. Penaltılarda çok ümidim yok ama inşallah diyelim. Evet. And this will test the mentality of any footballer. Skubic. Sehiç neler yapıyorsun yine bugün kalede Sehiç. Ah ulan çok gösterdik ya. Yeminle çok gösterdik. Job done from the spot. Musa neler yaptın, neyi kaçırdın ya? Sehiç bravo.
so lethal in front of goal. Kravets de attı. Abi tutmamız lazım ya. Atar tutarsak bizim. Tutarsak bizim, kupa bizim, tutarsak bizim. Hadi Seyic, hadi Seyic. Seyic hadi. Tüm Konya kupayı bekliyor, hadi Seyic. Sağa uçacağım. Hadi Seyic. Ah, kaçırdı. Kupa Konya'nın. Kupa Konya'nın. Kupa Konya'nın. Ya bu gençler hak etti ama. Bu gençler hak etti. Bu gençler hak etti. Bize biraz hediye etti kupayı ama bu gençler hak etmişti zaten abi. Ya şu Seyic hak etti, anladın mı? Musa Çağran hak etti. Seyic hak etti. Efendim kim var başka? Abdülkerim hak etti. Abi hak ettiler yani bu çocuklar. Bravo. Ahmet Çalın'ın anısına gerçekten iyi bir başlangıç yaptık. Ve Avrupa Enternasyonel Kupası Türkiye'ye, Konya'ya geliyor. Seyic'in ellerinde yükseliyor kupamız. Well, 2-0 geriye düştü. Certainly have applied themselves in this particular tournament. Beraberliği yakaladı. Tekrar geriye düştü. Tekrar beraberlik. Ve penaltılarda gülen taraf Konyaspor oluyor. Tebrikler takım. Tebrikler Konyaspor. And now the players get to relax a bit and enjoy having the pictures taken. Well, these photos will be cherished for years to come, won't they? Certainly ones to show the grandchildren. Yani sinematiği bilerek geçmiyorum. Mesela hani şu şeyi izleyelim diye tabloyu. Ha, bu anı çok bekledik. Evet. Ha, goller bu arada. Yediğimiz o gol. Maalesef. Çok basit bir gol yedik. Seyic'e nazar değdiği anlar. Ha bak, bu ikinci gol. Ya adamın sırtında gidiyorum. Bak bak. Adamın sırtına çıktım artık. Vuramasın diye. Vurdu. Top biraz da havalanmış orada. Top biraz da havalanmış, çok rahat vurdu, çok temiz vurdu yani. Evet. Öyleydi maç. Güzel oldu. Hoca olarak iyi başladık sezona, kupayla başladık. Benim için de iyi oldu. Kazanan nasıl Ponferrat'ın ha? Ha? Ne diyor? Bu ne? Hata mı bu? Bir sıfır ne abi? Poferradina penaltılar dışı kazandı diyor. Allah Allah. Hayır, burada da Konyaspor heyecanlı maçı penaltılarla kazandı diyor. Bence o ekranda bir hata vardı ya. Biz kupayı aldık bence şu an. Çünkü abi bak, burada haberlerde maçı kazandığımızı söylüyor. Sedef Avrupa arasında beraberlik penaltılar açıldı. İttifak Holding Konyaspor maçı son anlarda daha soğukkanlı bir önsergede ve heyecan dolu penaltılarda Ponferradina takımını 3-2 yenmeyi başardı diyor. Talihsiz Konya. Vallahi biraz öyle oldu ya. Avrupa İnternasyonel Kupası turnuvanın oyuncusu ödülüne Nimes Olimpik takımından Eliasson layık görüldü. Güzel. Aynen, yok, kupayı tamam kazandığımızı burada. Orada ufak bir bug oldu ya. Bug'a girdi orada oyun. Tamam, burada en azından garantilemiş olduk. Kupayı aldığımıza emin olduk burada. Evet, geri diyelim. Hatta ofisten de zaten bize bir tebrik gelmiş olması lazım diye düşünüyorum. 996 bin euro kâra geçtik bu arada.
Merhaba Suat Güngör, Avrupa İnternasyonel Kupası finali kazanma aşamasına için tebrik ederiz. Turnuvada üst turlara kalarak kulübümüz ismini duyurduk ve kulübe büyük fayda sağladık. Sezonun başlamasını iple çekiyoruz. Ek transfer bütçesinin kadroyu daha da güçlendirmenize yardımcı olacağını umuyoruz. Saygılarımıza demiş Konya Spor Yönetim Kurulu. Evet. Size biraz daha bütçe tahsis etmeye karar verdik. Yönetim de şey böyle hani musluğu yavaş yavaş açıyor bize. Hani böyle 1 milyon işte kaçla başladı? 800 bin euro verdi başta. Sonra 1 milyon 300 verdi falan. Şimdi 1.700 verdi. Canı sağ olsun yönetimi. Sıkıntı yok. Abi 5.5 milyon euro şu an bütçemiz var. Hemen hemen. 55 bin euro maaş bütçemiz var. Gayet iyi. Karımız 996 bin euro. Bence gayet iyi durumdayız şu an. Gayet iyi durumdayız. Futbolcularımızın maaşlarını ödeyecek durumdayız. Transfer sezonu daha kapanmadı. Bu arada burada birileri var. Bunlar genç yetenekler. 35 yenik genç yetenek. Bu kim? Serbest bu. 16 yaşında. Özel bir yeteneği var mı diye bakıyorum. Yok herhalde. Muhammed Gümüşkaya serbest kalma bedeli 4 milyon euro. Kim ki bu? Potansiyelli bir uşak herhalde bu. Muhammed Gümüşkaya. Adnan Uğur. Babakars Karagümrük. Nurettin Korkmaz. Kayseri'den. Kerem Keskin. Neyse şimdilik bunlarla bir işimiz yok diye düşünüyorum. Taylan'a bakacağız biz. Taylan'ı bir... Ama Taylan'la şey oldu ya. Taylan'la bir daha görüşebilecek miyiz emin değilim. Taylan'la bir daha görüşemeyebiliriz ya. Evet. Zaten şeydi aday listesinde transfer merkezinde görmemiz lazım onu. Ben Taylan'a o zaman işte şey yaptık ya. Al abi bence o serbesti gelişirse gelişir gelişmezse satarsın. Mantıklı. Serbesti alalım. Doğru diyorsun aslında. Gelişirse gelişir gelişmezse ne yapalım. Aday listesine ekleyelim transfer merkezine hemen. Heh. Şimdi Taylan'la ikinci bir görüşme. Aa götürebiliyoruz iyi. Tamam götürebiliyorsak iyi. Bu 4 milyon mu istiyorlardı buna? Peki David Silva'ya götüremez miyiz? Bu anlaşmada bir şansımız olması için 22 milyon euro teklif sunmanız gereklidir diyor. Peki şu soğu çek demiştin. Veysel ona bakalım mı? Filip soğu çek. Su çek. Silva'ya yetmez abi. Abi bence de yetmez. Bir kere şunu bir şeye atalım. Ya temsilci atayım. Ya temsilci atamıyorum. Ben görüşeyim şunu. Genç oyuncu. Bunu ucuza bağlarız şimdi. Abi genç yetenek. Tamam mı? Bulma rolü. Bunu kabul edebiliriz. Oyuncu beklentisi tüm sezonu yedek kulübesine geçmektense kritik olmayan maçlarda yeterli süre alma. E tamam ara rotasyon oyuncusu olmak istiyor. Anlıyorum bu kulüpte forma mücadelesi var. Fakat eğer Pep için bu şart çok önemliyse falan filan. 5 yıllık. 5 yıl sıkıntı değil. 21 yaşına kadar bir görelim zaten. Tamam. Serbest kalma bedeli. Abi ne serbest kalma? 16 yaşında çocuk neyine serbest kalma? Yetenek yok bir şey yok. Pep için biz de sözleşmeye... Soğuçek Taylan'dan daha potansiyelli. Abi o zaman Soğuçek'e bakalım. Ne diyor? Maaş işini konuşalım diyor. Abi maaş 10.000 fazla mı olur buna? Bence buna 8.000. 8.000 yeter. İmza primine de gerek yok abi. Ne imza primi ya? Bence 8.000 euro bile fazla. Lan adam nasıl? Hemen düştü. Bence çok verdik 8.000 euro. 5.000 euro bile verebilirdik. Fazla oldu biraz. Bu oyuncu için. Tabi olan 8.000 euroyu kaptınız haftalık. Tabi memnun olur. Abi su çek. Su çeke satın alma teklifi götürüyorum. Skubic'in forması. Şimdi transfer ücreti teklif et, oyuncu değişimi.
Şimdi biz bu adamla oyuncu değişelim mi? Eyvallah kardeşim benim. Oyuncu değişimi mi teklif etsek acaba? Diyorum ama. Orta sahalardan. Endri Çekici. Kaç yaşında Endri Çekici? 24 yaşında. Bu çocuk 20 yaşında. 64 oğrulu var. Endri Çekici ile değişelim mi? Ne dersin? Neyse. Musa ile pek değişesim gelmiyor. Ama Musa ile de değişebiliriz. Bilmiyorum ya. Değişmeyi de kabul ederler mi? Ha, Serdar'ı doğru diyorsun. Santrafor muydu Serdar? Serdar'ın mevkisi neydi? Orta saha mı? Kanat mı? Heh, Serdar Gürler. Abi Serdar Gürler ama bu transfer için çok şey olur. 3 milyona bence Serdar'ı satarız. Para eder bence. Çünkü genç yetenek bu. Hani fazla gelir. Yani belki 1 milyona alacağımız adama 3 milyonluk adam vermeyelim bence. Serdar'ı ayrıyeten satış listesine koyalım. Bence. Çünkü bilmiyorum yani ne kadar isteyecekler adam, o da belli değil de. Önden biz transfer ücreti teklif edelim. Bak abi şimdi. Olmazsa üstüne oyuncu da veririz. Buna 1 milyon. Ve kafalarını karıştıracağım şimdi şu teklifle. Abi kafa karıştıran teklifler bunlar. Değeri adamı 2.2 olarak görünüyor. Serdar 3 milyon ama. Bunların üstte para ver. Ya bizim hani oyuncu artı bir miktar para verebileceğimiz transferleri gerçekleştirmemiz lazım. O adamlar çünkü para vermez. Değerli bir. Çünkü transfer teklifini biz götürüyoruz. Bildiğim kadarıyla onlar üstte para vermiyor. Veriyor mu yoksa? Şöyle bir teklif yapacağım bakayım. Abi şansımı deneyeyim dedim. Evet biliyorum 2.2 yazdın gördüm ama 1 milyon 100'e şansımı deneyeyim dedim ya. Hani akşam pazarı dedik. Endri 1.5 milyon. geç kaldık. Geç kaldık abi. Sofçuk'e 1 milyon 99 bin euro teklif et. Neyse. Sıkıntı yok ya. Sıkıntı yok. Gerçekten sıkıntı yok. Peki Taylan'a Sofçuk'e boşa harcadık. Taylan'a satın alma teklifi götürsem. Evet parasını öde. Kulüp görüşmelerine başlayalım direkt. Görüşme yap. Oha 7.5 milyon mu? Ödedim ben buna. Önemli. Bunu kabul edemeyiz. Takım kadrosunun en başında yer alma. Tamam ulan. Gel hadi. 3 yıl. Yok say. 10 milyon 400 bin euro serbest kalma. Abi 10 milyon bence iyi. 10 milyonu veren alsın bence. Taylan yani çok fazla gelişeceğini düşündüğüm bir futbolcu değil. Hani 10 milyon euro falan veren olursa bence şutlayalım. Şimdi geldik en cafcaflı kısma. Buna ne kadar maaş vereceğiz? Abi Taylan'a 15 bin eurodan fazla şaka yapıyorsun. 7.5 milyonu ben ödedim mi az önce? Abi öyleyse çok üzülürüm ya. Gerçekten çok üzülürüm o zaman. Abi 15 bin imza. 5'ten fazla maaş veremiyoruz ki, maaş bütçesi gitti. Anasını sattım ya. Peki ben şu an buradan anlaşamasam param geri geliyor mu benim? Anlaşamazsak biz bununla. Şu an bununla anlaşmasak, iptal etsek şeyi, görüşmeyi, parası geri yatıyor mu bana?
Bence de iptal. Zaten muhtemelen kabul etmeyecekler. Hatta bak şöyle yapayım. İptal olması için. Maaşı. Yine çekeyim. İleri teklif yap. Kabul etmeyecek zaten. Tamam, devam etmek istemiyor. Yani bence de. Anlaşamadık çünkü adamla yani. Abi anlaşamadık. Şimdi emin olmak için bakacağım abi. Tamam geri yattı. Transfer bütçemiz buydu zaten. Aynen geri yattı. Ama benim 5.46 milyon transfer bütçem varken 7.5 milyon nasıl ödedim? Eksiğe düşebiliyor mu? Sol çeke tekrar gideriz. Çok mantıklı abi. Sol çeki kovalayalım ya. Bence de. Antrenman. Biz kimi ters kanat çalıştıracaktık? Bu arada şu kesilmeleri ben bir yöneteyim. E-postada durma. Yok e-postada dur. Antrenmanlarda durma. Antrenmanlarda atla. Abdülkerim Bardakçı için 2.6 milyon. Ha, maaş bütçesinden alıyor. Okey. Abi şöyle bir şey var. Abdülkerim'e şu an teklif var. Bütçü ve Mikalak ters kanat çalıştıracağız. Okey. Beşiktaş istiyor. Abi vermem ki. En az 6 milyon isteyeceğim. En az 6 milyon isteyeceğim. 4 milyon falan da istemem abi. En az 6 milyon. Bak şimdi. Görüşme yap. Tamam sol çeki 3.5 teklif edeceğiz muhtemelen. %99 sol çek bizde. Şu Beşiktaş'ı da ben bir kovalayayım abi. 6 milyon isteyeceğim şimdi Abdülkerim'e. Bu ücrette anlaşamayız abi. Bu ücrette anlaşmamız mümkün değil yani. Biz... Şaka mısın ya? Abdülkerim'den bahsediyorsun ya. 6 milyondan aşağı vermem. Vermem abi. 6 milyondan aşağı. Teklif yap. Bardakçı takımımıza görmek istediğimiz bir isim futbolcu. Fakat 2.9 artı satıştan %5 pay. Yok abi vermem ya. Vermem. Abdülkerim benim için çok önemli. Yani bu sezon Abdülkerim'e... Ya bir de Abdülkerim genç oyuncu yani 26 yaşında. Ucuza gitmesini istemiyorum. Bu sezon sonunda zaten en az 7-8 milyona satarım ben Abdülkerim'i. Şimdi abi bayağı gün geçti zaten değil mi? Biz Suçek'e tekrardan bir dönelim. Neredeyiz? Heh, transfer merkezi. Şimdi Suçek abi. Satın alma teklifi götür. Dursun abi 3 milyona stoper aldık. Yani doğru. Çok saçma bir hareket yaptık yani. Harbiden var ya. Benim o çocuğu geliştirip en azından yani 4-5 milyona falan satmam lazım. Çok saçma bir hareketti o. Şimdi transfer bedeli. Abi buna 3.5 mu teklif ediyoruz? Bak ben onların kafalarını karıştırayım mı? Çok düşük. Oo, 4 milyon 300 istiyorlar Suçek'e. 4 teklif edilir ama ya Suçek'e sanki. Karşı teklif yapacağım. 4 diyeceğim abi. Hatta 4 demeyeceğim bak. Böyle diyeceğim. Böyle diyeceğim. Aa, bundan fazlasını vermem abi. Sen kabul edeceksin nazlanma. Hah.
Bence iyi pazarlık yaptık abi. 4 milyon anlaştık. 4-300 istediler. 4 milyon anlaştık. Şimdi Suu çekli abi. Efendim. Görüşme yapacağız. Suu çekli hiç şey yapmayacağım. Görüşmeleri yokuşa sürmeyeceğim. Ne istiyorsa vereceğim ya. Önemli rotasyon vereceğim hatta. Sizin sene en az bence de eder. Çok önemli. Abi 5 yıl istiyorum senden ya. Mümkünse. 3 yıl. 4 yıl olmaz mı? Lan neyse 3 yıl olsun. Zaten sezon sonu 10 diyorsun. Veysel. 3 yıl tamam abi. 2 sene bile oynasa 15 milyona falan satarız biz bunu. 9.7 tamam onu da kabul. 9.700. Genç oyuncu. Haftalık en az 6.900 euro almak istiyor. 195.000 euro istiyor. 25 maça çıkarsa eğer. Tamam kabul. Sıkıntı yok. Buna şey yapmayacağım. Yokuş yapmayacağım. Onu direkt takıma almak istiyorum. Tamam abi. Su çeki kadroya kattık. Taylan bu arada sakat. Mı yoksa sakatlanmaya mı yatkın? Taylan'la görüşmüyorum o zaman. Maaşı ucuza geldi. Evet bence de. Bence de. Abi şimdi kadroyu tekrardan bir düzenleyelim. Şimdi şu bizim şey kadromuz. Bunun yanına ekstra yine formasyon yapacağım. Ama şu kadroda öncelikle şu yeni aldığımız nerede o? Soğuk çekel abi. Şimdi Musa'nın yerini oynatmak istemem ama mecbur oynatacağım yani Musa'nın yerini. Yoksa kimin yanına oynatabilirim ki başka? Yok. Ben Serdar Güler'i satış şeye koymadım değil mi? Transfer listesine. 8 mi verdik bu 6.5'a? Valla benim acemiliğime geldi diyeyim ya. Çok verdim ama sonradan pişman oldum. Hatta fark ettim dedim buna çok mu pahalı verdik, çok mu fazla verdik diye. Maalesef öyle bir şeye düştük yani. Neyse. Yanılgıya düştük abi. Acemiliğimize geldi. Şimdi abi Çikaleş'i dedik, Kravets dedik. Dur, Kravets'in yerine şu as kadroda Çikaleş olsun. Endri Çekici, Mikalak bunlara şey yaptıracağım. Rahmanoviç, Uludağ Dikmen, Uygun Karademir, Hiçi Çağıran. Mpok'un ne işin var abi senin orada? Ben bakıyorum burada bir tuhaflık var ya. Mpok'u'yu aldık oraya. Şimdi Bütüçi orada. Valla inşallah sağlık olsun diyelim hakikaten. Bizim inşallah sağlık olur. Abi Mikalak hızlı dedik. Şimdi zaten Serdar'ı ben şeye koyacağım. Satışa koyacağım. Serdar kaç para eder? Serdar kaç para eder? Kadroyu öncelikle şöyle bir kaydedeyim ben. Diğer formasyonlara bakacağım. Kadro merkezine bir gireyim. Tamam mı? Sırala. Abi Serdar Gürler. Ahmet Hasan'dan bu arada biz, Ahmet Hasan kiralık mı? En az 4'e gider. Serdar 4'e gider diyorsun. Ahmet Hasan kiralıkmış Olympiakos'tan. Ya bana sorarsan satın alınacak bir futbolcu değil Ahmet Hasan. Yani geri giderse satın alma teklif falan götürmeyeceğim Ahmet Hasan'a ya. Serdar Güler transfer listesine ekleyelim abi. Koyduk mu? Koyduk. Tamam. Seyici kaptanımız Suu çeki aldık. Hacı Ahmetoviç, Mpoku, Bütüçi falan filan. Değil. Doğru. Peki. Ya en azından kadroyu şu şey seviyesine taşıyalım ya. 70 üstü seviyesine taşıyalım bir sezon içerisinde. Onu istiyorum yani. Mesela Kravets 32 yaşında. Bu adamın yani gelişme şansı yok. Hani iyi bir topçu belki gerçekten. Önemli bir topçu ama oyunda şu an çok pasif bence. Zaten oyuncu performansı da. Şu 16 yaşında çocuk var ya. O forvet gelirse o çocuk iş yapar inşallah. Şey mi? Neydi o çocuğun adı? Şu muydu? Hap.
Ha bunu o zaman şey alacağız biz. Bu papı nasıl yapalım biliyor musun? İkinci bir kadro kuralım abi. Bak. Kulüp kadrosu. Şey, takım kadroları pardon. Yeni oyun planı. Formasyon diyelim buna. Formasyon. Şimdi burada diziliş bir kere şey olacak abi. Çift forvet oynamam lazım benim burada. Klasik 4-4-2 mi oynayayım yoksa biz kanatlardan da iyi geliyoruz. Bana kanatlı aynen kanatlı lazım bana. 4-1-3-2 olabilir gibi. Antrenman planı. Onun antrenman planıyla oynayacağız. Oynayacağız kardeşim. Onun antrenman planıyla oynayacağız. Şimdi şu çocuk ne bir dakika dur. Empoku. Abi Pep'i buraya koydum. Hasan gidici zaten tamam mı? Hasan'la hiç uğraşmayalım. Çıkalışı ben santrfora koyayım. Şimdi Empoku buraya gelecek. Nerede Empoku? Ha, bir dakika. Empoku oraya gelecek ama Empoku oraya gelmemesi lazımdı. Şimdi Suçek. Suçek buraya gelecek. Hacı Ahmetoviç nereye gidecek bu sefer? Abi kadro derin oldu ya. Bir kere benim şu çocuğu fix oynatmam lazım. Bu çocuk para etmeli. Aguzolu. Efendim. Serdar gidici zaten. Hacı Ahmetoviç. Bir kere orada değil, burada olmalı. Serdar bir kere kadro dışı. Serdar'ı orada hiç tutmaya gerek yok. Ahmet Hasan'ı sağ bek iki tane şey olmaz abi. Defansif orta saha yedekte olmaz. Bir tane santrafor. İki tane santrafor da fazla. Kravets'i alacağım buradan. Musa'yı mı koysam? Stoper koysam. Stoper de var orada. Kaleci de var. Hikmet abi. Çok kafam karıştı şu an. Bu formasyonda üçlü stoper oynayabilirsin abi. Doğru aslında. Üçlü stoper oynayıp şey de yapabiliriz. Dur. Orta sahada daha fazla değerlendirebiliriz. Amir Rahmetoviç MDO oynuyor. Doğru. Abi o zaman 4-3-3 mü diyorsun? Şey 3-5-2 mi diyorsun? Şöyle bir şey mi? Yanlış anlamadıysam eğer. Ya da soldaki formasyon. Empoku ileride olur, Soğuçek bir gerisinde olur diye düşündüm. 3-5-1-1'de. 3-5-1-1 oturuyor gibi ama. Bu da oturuyor sanki ya. Sence 3-5-2 mi 3-5-1-1 mi? Soldaki olacak tamam. Abi o zaman. Şimdi hep oynayacak zaten bu çocuk. Mecbur oynayacak. Şimdi Aguzul da fix olacak ama Aguzul savunmanın ortasında oynamasın. Şurada oynasın abi. Beni yakmasın orada. Sitye kim ya? Sol bek. Sol bekin ne işi var abi burada? Şimdi Hacı Ahmetoviç buraya gelecek. Karademir de gelişir der diyor musun? Mesela. Karademir. Şu an iyi gibi ama ya. Yedekler falan. Karademir an içi çekici. Gürler dışarıda. Musa. Abdülkerim ortada. Solda Adil. Sağda yeni adam. Abdülkerim ortada. Solda Adil. Abdülkerim nereye kayboldu bu arada? Abdülkadir nerede ben? Demir bu ama Abdülkadir yok.
Ahmet Karademir bu. Yok bir dakika. Bardakçı olarak görünüyor. Ha, Abdülkerim Bardakçı değil mi? Dur. Dur abi. Oyunda mı o Bardakçı? Ha tamam. Şimdi Abdülkerim ortada, solda Adil. Abi Skubiç'i de aslında bizim oynatmamız ama. He. Peki. O sağda yeni adam oynayacak mecbur. Gelişmesi için. Skubiç'i yedeğe çeksek solda kim oynar? Kim dedik abi solda? Solda Adil. Adil'in soy ismi neydi? Demirbağ mıydı? Şimdi... Bek olayını kaldıralım mı diyorsun? Yani ana oyun düzenimiz 3-5-2 olsun. Öyle mi diyorsun? Veselim, o biraz sıkıntı olur sanki ya. Eksiz olmaz mı? Tamam abi, no problem. Bu kadro da iş yapar, her türlü yapar. Zaten biz oynatacağız, sıkıntı yok. Çoğunlukla o zaman bu kadro ile çıkalım. Öbürü formasyon, yani ikinci kadromuz gibi olsun. O kadroyu böyle şeylerde kullanırız. Bence bu kadro sezon kadrosu olsun. Peki abi, kaydetmek istiyor musunuz? Evet, kaydetmek istiyoruz. Tamam. Bunu varsayılan olarak, aktif olarak bunu seçiyorum. Tamam. Aynen öyle. Aynen öyle. İkisi de duruyor zaten şu an. 4-4-1-1 ve 3-5-2 olarak ayarladık. Ama şu Çikaleş'in yerine, ya Çikaleş'i kaç yaşındaydı ki? Çikaleş'i. Buradan yaşlarını göremiyor muyuz biz futbolcuların? İlgilerini ben nereden görüyordum bunların? Yaşlarını gösterse bana keşke. Kravets Çikaleş'i. Neyse, Çikaleş oynasın ya. Sıkıntı yok. Abi iki formasyonumuz da hazır. Bu yeni formasyonla bir maç atıp şeyi bitirmek istiyorum artık. Daha kaydı bugünlük. Bitirelim. Yorulduk. 2-3 saat, 3 saat oldu mu? 3 saattir de yayındayız aşağı yukarı. Gençler kadrosu aylık raporu. Abi şu Anibal'ı da alacağız bu arada, ama Anibal'ın 16 yaşına gelmesini bekliyorum. Aa bak, burada Çikaleş'i yaşlı zaten, evet. Abi Çikaleş'i yerine bak, gelecek forvet'i buldum bu arada. Çikaleş'i yerine gelecek forvet bu adam. Potansiyeli en az 74. En az 74 potansiyeli var. İsveçli Gustav Jansson. Bence bu alınır. Buna direkt A takımı yükseltiyorum. Anibal'ın da 16 yaşına girmesini bekliyorum şu an. Aa biz bir dakika, bu arada şey yapacaktık. Bir dakika. Gelişim. Dur abi şimdi. Şeye. Neredeydi o çocuk? Mikalak. Mikalak'a abi ters kanat, bir dakika, ters açık orta saha. Ha bu şey değiştiriyor, mevki değiştiriyoruz. Tamam, ters açık orta saha oyuncusu yapacağız bunu. Hangisi daha iyi gelişir acaba? Dengeli de bu şekilde. Abi hızı hakikaten iyiymiş yani. 90 overall'ı var. Ters açık ortası. Şut gücü falan filan artıyor. Dayanıklılığı artıyor. Dribbling'i artıyor. Tamam abi. Ters açık ortası. Şimdi. Bu tamam. Mikalak dedik. Bir de biz kimi demiş. Şu çocuğun da şeylerini değiştirelim. Onun ilgili neler yapabiliriz bakalım.
Abi bunu gol makinesi mi yapsak bu çocuğu ya? Çocuğu gol makinesi mi yapsak acaba? Gezen santrafor, top kontrol dribbling, kısa pas, uzaktan şut, şut gücü, atak pozisyonu. Komple santrafor. Top kontrolü, kısa pas, falso. Hedef oyuncu. Hedef oyuncu istediğim şeyleri gelişmiyor. Gol makinesinde. Golesi artıyor. Ters açıkta kanatlar aşırı gelişiyor. E, ters açık yaptık zaten şeyi. Mikalak'ı. Şimdi bu çocuğu Gustav Pepe gol makinesi mi yapsam yoksa komple santrafor mu yapsam? Suğuçek'e de bakacağız. Abi bunu o zaman gol makinesi yapıyorum bu çocuğu ya. Gol makinesi aynen. Aynı şeyi düşündük aynı anda. Abi gol makinesi yaptık bunu. Suğuçek nerede? Abi bir dakika, şu yeni aldığımız çocuk. 97 overall'a kadar çıkabilme potansiyeli olan arkadaş. Bu çocuk da... Abi bu çocuk... ne olsun biliyor musun? Abi bundan... Komple santrfor mu yapsak ki ya? Kısa pas, falso, dayanıklılık. Abi ben de hepsi gol makinesi olsun bence ya. Kezen santrfor, dripping. Hepsi gol makinesi abi. Bir de Suçek'e bakacağız. Suçek nereye kayboldu bu arada? Heh. Abi gelişim planı. Bak şimdi bunda işler biraz değişik. Defansif oyun kurucu Çapa. Defansif orta saha. Çapa mı yapalım bununla? Gezen pası. Tamam, onu gezen santrfor yapacağız. Onu gezen santrfor yapalım abi. Bizim bu sol çeki top kazanan orta saha mı yapacağız? Bence top kazanan orta saha yapalım bunu. Ne dersin? Defansif oyun kurucu. Defansif uzun pasları, top kontrolü artıyor, müdahalesi artıyor, dayanıklılığı artıyor, görüşü artıyor. Defansif oyun kurucu değil mi? Defansif oyun sağ değil, tamam. Top kazananda da kafa isabeti artıyor, defansif fark. Toplama dayanıklılığı, agresiflik. Zaten o özellikleri doğru, defansif oyun kurucu olması daha mantıklı. Buradaki özellikleri yüksek zaten bu adamın. Abi defansif oyun kurucu, onu yaptık. Şu diğer çocuğun da... Yok bu değil. Gap değil. Johnson'ın gelişim planını abi. Gezen santrfor yapacağız. Gezen santrfor tamam abi. En önemli gelişim paslardan geliyor. Doğrudur. Doğrudur Veysel'im. Öyle diyorsan öyledir abi. O işin o kısmına çok vakıf değilim. O yüzden hani senin bilgilerin, tecrübelerin benim için daha önemli şu an. Hani kendim bir şey yapsam yanlış bir şey yapabilirim muhtemelen, o yüzden. Skubic için transfer teklifi. Abi Skubic yaşlıydı zaten yanlış. Hatırlamıyorsam Skubic de zaten bek değil mi? Bek oyuncusu değil mi? Aynen sağ bek. Galatasaray istiyor Skubic'i. 32 yaşında. Abi satıyorum Skubic'i. Skubic'i satıyorum. $3 milyon. Değeri 2.9'muş. Biraz şey yapalım mı? 3.200'e falan. Evet yaşla. Bunu gönder. Abi 3.200 falan ne koparsak kârdır. Galatasaray'la yapıyoruz şeyi. Yine transfer ücreti. Abi dur. Şunu. Bir kafa karışıklığı yaratayım orada mı? Orada 300 bin euro daha kurtarabilirsek Galatasaray'dan. Biraz pazar 3-200 istedim. Tamam abi bak 200. Ben zaten 200 istiyordum. 200 daha koparabilir miyiz? Kopardık 200 daha. Temiz oldu. 200 bin euro 200 bin eurodur abi. Yani. Şimdi Skubic'i gönderdik. İnşallah Galatasaray'da anlaşır futbolcu da bir daha geri dönmez.
Oyuncu sohbeti. Gustavo Johnson, bir süredir bunun hayalini kuruyordum. Kardeşim benim. Etkilendim evlat. Senin moralini yükseltmem lazım benim. Bence bu sezon dursun abi. Şey mi? Skubic'i mi? Skubic'i gönderdim. Geç kaldık biraz o konuda. Veselim, o konuda biraz geç kaldık. Skubic'i gönderdim abi. Çok sıkıntı yaşayacağımı zannetmiyorum bek tarafında. City için transfer teklifi geldi. City'ye bir bakayım. 31 yaşında. Abi yaşları gönderiyorum. Direkt gönderiyorum. Teklif 2300. Abi 2800'den açarım ben buna. Görüşme yap. Hatta bak bir kafa karıştırayım mı burada da? Bir kafa karıştıracağım bak şimdi burada da. Düzenle. Bunun şimdi kafası karıştı. Bak ne güzel abi pazarlık. Aynen bu da sol bek. Bunu da şutluyorum abi. Siteye de gönderiyorum. 2600 artı %5 pay. 31 yaşında. Bence çok iyi. Overall'da 73 zaten düşüş gösteriyor. Bunu da kabul ediyorum. Satışından da pay aldık. %5. Temiz. Siteye de gönderdik. İyi oldu. Skubic satıldı. 3 milyon 200 bine tamam. Gayet iyi abi. Gayet iyi. Bu arada ben oyunu kaydettim mi emin değilim. Oyunu bir kaydedeyim ben. Ha kaydetmişiz. Şuradan yine üzerine kaydedelim. Ne olur ne olmaz. O kadar işlemi yaptık. Abi ileri diyorum. Ersu için transfer teklifi 450 bin euro. Bu şeye koyduğumuz futbolculardan mı? Kaleci Ersu. Abi kim ki bu kaleci ya? İyi iyi mi? Forvet 5 milyon para geliyor. Valla bir forvet evet alınabilir ya. Güzel bir şöyle bitirici. Çikaleş yerine bir forvet lazım ama o net. Yani o genç çocuğun yanına çikaleşi değil de iş bitirici. Yani yeri geldiğinde o genç çocuğu da besleyecek bir forvet lazım abi. Abi bu kaleci. Buna yetki vereceğim ya. Bununla uğraşmayacağım 2 saat. Abi. Bu kaleciyi 480'in altında satmayın. Hatta 500'ün altında satmayın. Tamam. Gerisi sizde. Evet. Şimdi abi transferler. Transfer bütçesi 4.47. Oyuncu ara desek. Rol. Şunu sil şuradan. Rol. Atak. Santrafor abi. Türk olması şart değil. Hepsi diye bir seçenek yok mu? Seçmeyince ha şey varmış, hepsi varmış. S hepsi tamam. Ülke hepsi. Abi maksimum yaş 23. Hadi 26 olsun. Arabayı gönder. Evet abi şimdi kimler geldi? Kimler geldi? Hayır, 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 hayır. Abdülhakim Abdullah. Abi niye sol bek ki ben? Atak arattım. Santrafor. Charles Abi. Abi Abada diye birini buldum. Abada. Abada hemen bakalım. Veysel'im hemen bakalım. Abada. Oyuncu adı. Abada. Abi Liel Abada mı? 19 yaşında. Celtic'te forma giyiyor. Büyük potansiyeli var. Oo. 83'lü potansiyel.
Abi o zaman hemen Abada'ya satın alma teklifiyle gidelim. 5 milyon mu vereceğiz buna? Yani Sofifa'daki değeri mi yoksa? Önden buna bir 4 milyon teklif edeyim mi? 5 milyon ver direkt. Abi 5 çok olmaz mı? Böyle yapsam bir kafa karıştırayım mı orada? Ya da kafa karıştırmayayım. Sen 5 ver dedirsen abi. Seni dinliyorum Veysel. Benim bir bildiğim vardır abi. Direkt 5 veriyorum. 6-800'den açtılar abi kapıyı. 6-800. 6-399 vereyim ben bunlara. Amorti eder miyiz? Ya da oyuncu değişimi mi yapsak? Serdar'a bunları şutlayayım mı? Harikasın. Abi Serdar. 3 milyon. 3-800 de o. 2 milyonu kabul etmeyebilirler ama Serdar'ın üstüne. Şimdi Serdar 3 milyon. 3-800 de buradan kalıyor. Biz bunlara 3 milyon teklif edelim. Ya da 3.2, 3.3 falan teklif edelim bence. Bak kafa karıştıracağım şimdi abi. Bunlara 3 399 yapayım. Bence 3 milyona vermezler gibi geliyor ya Veysel. Yani şöyle bir teklif yapacağım ama. Tabii ki Abada ile Gürler takasını kabul edebiliriz. Oyuncumuz çok değerli ve 4 milyon 100 4 milyon 100 istiyorlar abi. Serdar Art. Ya öteki türlü biz direkt 5 verecektik. Serdar her türlü gözden çıkarmıştık zaten. Anladın mı? Bence her türlü kabul edilir ya. Serdar'ı zaten çünkü oynatmayacağız artık takımda. Bence 4 milyon verilir yani. Zaten bu yani ilk yarı için son transferimiz olsun bence. Sağ kanat. Sağ kanatta oyuncumuz vardı ya. Mikayek miydik? Neydi bizim oyuncumuzun adı? Mikalak. Mantıklı. Yani abi oynatmayacağız zaten Serdar'ı. Gerek yok yani. Ha 5 milyon nakit para verecektik. Serdar elden çıkardık. Para etti Serdar yani. Mikalak var. Bütüçi yaşlı mı? Belki Bütüçi ile değiştirebilirim. Mikalak'la Bütüçi'yi yer değiştirip Bütüçi yerine o yeni aldığımız oyuncuyu Adala'ya alabiliriz. Adala mıydı çocuğun adı? Şey Abada. Menajer Nedir Konyaspor kulübüne transfer için görüşmeni diyen Abada. Ha biz bu çocukla daha görüşmedik değil mi? Onun ikinci meclisi Santrafor abi. Aa güzel. Abi kulübümüzdeki rolü önemli. Tamam kabul et. Çok önemli. Tam 4 yıl benim için de uygun. Onun pozisyonu gelişim planında santrafor olarak değiştir abi. Tamam. 15,4 milyon serbest kalma. Kabul. Maaş. Maaş ne vereceğiz abi buna? 25K maaş. Bence 20'ye bu zaten her türlü oynar ya. 20'ye. Bence. Abi imzada 200 bin euro. Daha ne vereyim abi? K maaş biraz fazla olur gibime geldi ya mesela. 20 verdim. Kabul etti zaten. Abi şimdi bunun mevkisini değiştiriyoruz. Santrfor yapıyoruz. Eski takımda 20 çalmış. Bizde daha uygun. Abi Konyaspor ruhu. Konyaspor ruhu. Gençlik programı çok iyi gidiyor. Tabii iyi gidecek abi. Yani teessüf ederim. Şimdi. Genç takımına defans oyuncusu pozisyonundan bir kişi transfer et. Onu transfer edeceğiz. Ne
ne dedik? Şimdi o adamın aynen bir dakika. Gelişim. Abadayı. Nerede Abada? Abi bunu gelişim planı. Aa pardon. Abada. Abi bunu direkt santrfor yapıyorum. Tamam. O da tamam. Evet. Devam. Hacı Ahmetoviç mümkün değil. Mümkün değil Hacı Ahmetoviç'i satmam. Abi direkt reddediyorum. Veremem Hacı Ahmetoviç. Teklif ettiği paraya bak. 3,5 milyon falan teklif etmiş. City'ye satıldı. Tamam güzel. Alper Uludağ için 890 bin euro'luk. 30 yaşındasın Alper yani. Abi sen direkt kabul ya. Kabul. Alper yani ölmüşsün abi hakikaten. Bu arada yönetimin Ersu kaleciydi değil mi bu Ersu? Erten Ersu aynen. Satılamamış. Tamam sıkıntı yok. Sağlık olsun. Yönetimin güveni %90 oldu bize bu arada. Ne diyor? Takımdaki aynı pozisyonda göreceğim. Ortalama genel etkinliğine yüksek potansiyonu 25'lik küçük en az 2 oyuncu transfer et. Ettik. Oyuncu maaş arasını %5 oranında altında tut. %3 şu an artırmışız. Onu %5'in altında tutmamız lazım. Bir tane de genç takımda defans alacağız abi. Burası tamam. Bunu sağlarız zaten. Yurt dışında başarı bu sene yok. Bunu her türlü sağlarım. Tamam. Şu an iyi gidiyoruz abi yönetim konusunda. Daha para bile kalacak abi. Aynen. Aynen öyle. Şu an transfer bütçemiz var. Karımız biraz düşük ama onu artıracağız abi birazdan. Ya biraz da dedim ileriki şeylerde. Onu mutlaka artıracağız. Evet abi. İlk maçımızı yapıyorum. Kravets son zamanlarda iyi bir form yakaladığımı hissediyorum. Kravets seni oynatacağım abicim. Seni oynatacağım. Abi zaten mecbur oynatacağım yani. Yoruluyorsunuz. Mecbur değiştireceğim yani. Biri çıkacak sen gireceğim falan filan olacak yani. Abi Sivas maçıyla başlayalım. İlk maçımızı yapalım. Yeni sezonda Ahmet Çalık sezonunda. İlk maçımızı yapalım. Ve devre arasında kalır. Bence de kalır. Buraları niye oynuyorum ben ya? Ve Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık sezonunda sezonun açılış maçı. İttifak Holding Konya Spor Demir Grup Sivas Spor ağırlıyor. Bu arada ağırlıyor muyuz? Ağırlanıyor muyuz? Ağırlanıyormuşuz. Sivas 4.50 stadyumunda maç başladı. Bunun için çok güzel bir hava, çok güzel bir zemin. Max Gradel soldan yükleniyor. Max Gradel son çizgi. Max Gradel Aguzul girdi araya yeni transferlerden. Sezona iyi başladı. Konya Spor. Yaz aylarında Avrupa İnternasyonel Kupası'nı Türkiye'ye kazandırdı. Yapma çok kötü gol yedik ya. Abadayı keşke forvet alsın. Evet onu unuttum. Şu an bir dakika kim? Biz hangi formasyonla çıktık? Bu formasyonla çıktık. 3-5-2 ile. Abi Abada için erken değil mi ama ya? Şu an kadroya bile almamış olabiliriz Abada'yı. Hayır yok almışız. Bence ikinci yarı alalım. Şu an Çikaleşi'yi bir tık daha devam etsin diyorum ben. Pep güzelsin. Verdin pasını Çikaleşi'ye. Çikaleşi girdin oraya.
Ahmet Oğuz. Enrique. Pası Yatabari. Çok güzel, çok güzel. Abdülkerim yine harikasın Abdülkerim savunmada. Bel kemiğimiz ya. Resmen bel kemiğimiz Abdülkerim. Ahmet Oğuz. Ütici. Hakan Arslan. Hakan Arslan tekrar da sağ tarafta Pedro Henrique. Henrique son çizgiye yürüyor. Abdülkerim. Abdülkerim koydu ayağı orada. Abi yapma, yapma, yapması hiç. Hiç. Abi inanılmaz bir gol ya. Yani canı sağ olsun Sehiç diyeceğim ama pek can sağlayacak bir gol değil abi bu. Tokatlayamadı. Elini alamadı, bırak tokatlamayı. Sehiç ama beni üzme ya. Ütüçe. Heyecanlandınız oğlum, heyecanlandınız. Sakin, sakin. Aynen öyle, aynen öyle. Zoru severiz. Ya zoru gerçekten severim de böyle saçma goller yemek benim canımı sıkıyor gerçekten ya. Yoksa zor olmasından yana hiç sıkıntım yok. Abi Abdülkerim bas, basın orada gençler. Abi vurdurmayın Hakan'a Hakan'ı. Sehiç. Boş kale yine. Ah Allah'tan offside. Abi biz niye bu kadar sıkıntıya düştük? Mpoku iyi gördü. Mikalak sağ kanta hızlı bir isim. Mikalak girdi içeriye. Verdi pasını. Vur şutu. Bir daha. Bir daha ve gol. Bir daha ve gol. Çıkar işim o. Kim o? Gol atan kim? Çikaleşi. Çikaleşi farkı bir indiriyor. Oradaki 19 Sivas 4 Eylül'de. Mikalak iyi girdi. Çikaleşi birinci de vurdu. İkinci de döndü vurdu tekrardan. Savunmadan dönen topa iyi tamamladı. Çikaleşi farkı bir indiriyor. Ulvestad. Uğur Çiftçi. Pas verecek arkadaşını aradı. Bacir. Max Gradelli. Yatabare. Abdülkerim. Adil Demirbağ döndü. Soğu Çek yeni transferlerden bugün. O da ilk 11'de forma şansı buldu. Mpoku. Mpoku. Pap yeni transfer. Hak. Bah. Olacak olacak. Genç yetenekler. Üzmemek lazım. Moral vermek lazım. Çok güzel, çok güzel. Çok abi. Güzel dediğimiz 3 günden fazla yaşamıyor. Sehiç. Sehiç iyi kapattın. Abi Mikalak gerçekten atom gibi ya çocuk. Atom karınca gibi. Abi ön direkten bir gol yemeyelim şimdi durduk yere. Abi hızlı çıkarız. Mpoku çok güzel yere. Ütüçi. Ütüçi yürü. Ütüçi yürü. Ütüçi. Ütüçi yürü. Ütüçi ver pasını. Kim var orada? Kim var orada? Pep. Pep vurdu. Penaltı mı? Penaltı. 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 Orada zorladık. Penaltıyı aldık. Mpoku topun gerisinde. Evet abi. Farkı bir indirelim. Farkı bir indirelim Mpoku yapma. Ah ah ah. Farkı bir indirelim. Beraberliği yakalayamadık. Fark bir zaten. Ama Mpoku'ya bir şey diyemiyorum ya. Ya aklıma da geldi biliyor musun? Genç oğlana vereyim dedim. Çocuk ilk golünü atsın dedim de. Sonra dedim hani... Hani şeydeyiz, gerideyiz. Riske atmayalım. Adil Demirbağ çok iyisin. Ütüçi. Ütüçi kaptırmazsın orada. Çok güzel Abdülkerim. Abdülkerim harikasın. Ay 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 ay. Hadi gençler orada bir alırsak çok tehlikeli oluruz. Alamadık, alamadık, alamadık.
Çok güzel, çok güzel. Agüero, bravo. Haydi, haydi. Çıkaleşi, çıkaleşi yürü. Çıkaleşi yürüdün. Çıkaleşi yürüdün. Çıkaleşi yürüdün. Çıkaleşi bıraktın. Caner, kenar ayak koydu. Kenar ayak koydu. Bütici. Güzel kesti. Kafa vuruşu gelir mi? Gelmedi. Hacı Ahmetoviç. Verdi. Sol çek. Sol çek. Şöyle bir baktı içeriye. Sol çek. Solak mısın sen bir de? Bütici. Bütici. Bütici sen de mi solaktın acaba? Yatabare. Sivas kontra atak şansı. Pedro Henrique. Pedro Henrique. Adil Demirbağ karşılıyor onu. Yatabare yapma. Sehici'yi çıkardı. Sehici'yi çıkardı. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Empoku, Empoku. Yapma, yapma, yapma. Sakin. Sakin. Penaltı falan olmasın aman oralarda gençler. Kaleşi olsun. Deplasmandayız. Zorlu bir ekip. Sivas kolay ekip değil abi. Zorlu ekiplerden. Güzel. Formasyona alışmaya çalışıyoruz ama. 3-5-2. Savunmada bir tık zafiyet yaratıyor ama bunun sebebi de şu abi. Bizim stoperlerimiz şu an istediğim şeyde değil. Yani 2 tane 76, yani 70 altında overall'da oyuncum var. Aguzul, Adil. 1.65-1.67. Yani en az 75 üstü 3 stoperle orayı çok çok rahat idare ederiz Türkiye Ligi'nde. Çok rahat. Abi biraz artık birileri kaçması lazım. Bravo. Güzel kaçtı orada kaçan. Ah. Abi benim sürekli şeyin kanadını zorlamam lazım. Abi vurmasın. Sehiç bravo. Abad oyna bence de. Bence de, bence de, bence de abi. Abi çık kaleşi. Abad oyna. Benim sürekli Mikalak'ın kanadını oynamam lazım abi. Mikadan'ın. Şimdi Mikalak'ın kadın nereden çıktı? Abi elde oynama. Abi adam. Gradel topu eliyle durdurdu resmen ya. Bravo. Hacı Ahmetoviç bravo. Gençler bravo. Ne? Abi şakasın ya. Sehiç bravo. Sehiç bravo. Bütici yürü. Bütici yürü. Hep bravo. Hep bravo. Genç yetenek. Ah. Ah oğlum ah be. Ah oğlum ah be. Heyecan yapma be. And of course quality. Empoku yetişin ona. Mikalak'ın kanadını düşündüm ama. Yanlış oynadık orayı da, yanlış oynadık. Eyvah, Max Gradel. Gençler tehlikeli, tehlikeli oyuncular bunlar. Tehlikeli oyuncular. Kapatın önünü. Sehiç bravo. Kapat önünü artık. Abi bir türlü kapatamıyoruz. Sıkıntı yaşayacağız orada. Bir türlü kapatamıyoruz. Sıkıntı yaşayacağız orada. Abi sakin. Sakin. Ne olur lütfen. Sakin gençler. Yiyeceğiz. Ya Sehiç kendini affettiriyor. Kendini affettiriyor da savunma bozuyor yani. İki taraf aynı anda böyle şey tutamıyorum oyunda ya. Ya Sehiç bir hata yapıyor ya savunma bir hata yapıyor. Bak eyvah eyvah tehlikeli. Yapma yapma tehlikeli işte ya. Arka direk bomboş. Abi Max Gradel'in orada ne işi var ya? Aguzul bravo. Abi yapma o hatayı ama. Sakin 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 rahat oyna.
Sehiç bravo. Hep. And unable to keep the ball. Is it going to end up being productive for them? Adil, Adil. Kapatın önünü. Şu Gradel'in önünü kapatın. Abi. So after that, a goal kick it'll be. Pep'in yerini alsak mı ki ya? Ben bir bakmam lazım. Bir bakmam lazım abi. Kravets'i oyuna alabilirim. Hasan'ı oyuna alabilirim. Savunmada savunma bir tık yoruldu gibi diyeceğim de abi kimi alacağım ki ben buraya? Demirbağ alsam, Adil'i, Anciş'i. Neyse biraz daha bir 10 dakika daha kadar oyuncu teşhiyatlarımızı biraz daha saklayalım. Amir Hagi Ahmetovic. Tovşik iyi yere. Bravo, bravo. Pres, pres hata yaptırır. As you can see, the hosts have controlled the possession and have used it really well today, particularly in the midfield areas. And I expect more of the same as the game goes on. Abi çok rahat geliyorlar ama ya. Bu kadar olmaması lazım. Çok rahat ki. Bravo, bravo Sochek, bravo. Sochek, bravo. Mpoko çok iyi yere. Çok iyi yere. Mikalak yürü. Verdim pasını. Verdim pasını. Ah. Lan nasıl alamadık bu topu? Yapma. Bravo. Sehiç. 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 Aman. Tuttum diye güveniyorum. Mikalak. Hızını konuşturmam lazım burada. Ver alt pası. Pep. Pep yersin onu. Pep bravo. Pep bravo. Yaptın ortanı. Ah ah ah. Bir türlü istediğimiz o şeyi yakalayamadık. O tempoyu yakalayamadık. Ben bir elle oynama. Abi Ahmet Hasan abi haklısın ama yani çeviremeyecek bu maçı ya. Düşündüm ama alayım mı almayayım mı? Çok sıkıntıdayız ya. So making the substitution now. And a chance maybe to sol settle this. Allah kahretmesin. Taking aim from the spot and finding the target. Not too much defending going on in the grand scheme of things. 4-1. Mpoko harika. Bravo. Yürü. Mpoko. Ah ama ya. Çok zayıf paslar onlar. Abi adamlar 4 kişi geliyorlar ya atağa. Bu maç hakikaten gülmedi ya. Hiç gülmedi ya. Abi adam. Gerçekten gülmedi ya. Yani şu pozisyon bile gerçekten ne kadar şanssız olduğumuzu gösteriyor ya. Keşke havadan atsaydım, benim hatam oldu. Kayode. Adil bravo. Bravo. Atar mıyız bunu? Bravo. Aha Hasan, Ahmet Hasan, Ahmet, Ahmet köşeye dışarı. Oy Ahmet'in. Ahmet bir maçta daha yaptı bunu. Bitiricilik sıfır Ahmet'te. Karşı karşıya birebir hiç atamıyor. Ahmet de o yüzden biraz tereddüt ettim. Alayım mı almayayım mı? Sıfır bitiricilik Ahmet Hasan ya. Well, he often cuts the figure of a thinking person's footballer. Faizal Facir. Stuart, he's thought his way throughout this match. İki gol attı bugün ya. Facir. Abi deplasman maçıyla başladık. Artı bir yenilgi aldık. Sağlık olsun. Yani Seyic'in şu golüyle başladı aslında ya. Şu yediği şu golle başladı. Hani şu topu çıkaramadık. There it is. A fantastic goal
Yani çok kötü bir gol. Çok şanssız bir gol. Oradan başladı gerçekten. Tabii zaten bitiyor son maç. Ben dedim hani sezonun ilk maçını yapalım. Ondan sonra bitirelim. Artık devamı yarın öbür gün. Muhtemelen yarın devam ederim. Yine yarın bu saatlerde gelirim. Veya yarın Max Payne bitirip peşine FIFA açabilirim. Ama yarın burada olacağız. Veysel. Oyunu bu kadar bitirelim. Tekrar izleyecek olan arkadaşlar için de duyurumu yapayım. Zaten pek de duyuru yapacak bir şey yok da. Hani zaten izleyecek olan açıp tekrarını muhtemelen izleyecektir. Ama yani 2 saatlik 3 saatlik kaydı kimse açıp tekrardan izlemez. Canlı daha keyifli oluyor. Yakalayabilirsen eğer. Ben çok keyif aldım kardeşim. Ayağına sağlık, sohbetine sağlık. İyi ki geldin. İnşallah dediğim gibi yarın tekrardan bu saatlerde, yani başladığımız saatlerde, saat 11'den sonra canlı yayında olurum. 11'den önce Max Payne serisini bitirebilirim. 11'de de tekrar FIFA serisine başlarım. Kaldığımız yerden Konyaspor'la devam ederiz. İnşallah kardeşim. Kendine çok iyi bak. Tekrar izleyecek olan arkadaşlar için de kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.